Sigmund Freud Bir Yanılsamanın Geleceği Belli bir uygarlıkta uzunca bir süre yaşayıp sık sık bu uygarlığın kökenlerini ve nasıl bir yol izleyerek geliştiğini keşfetmeye çalıştığında bazen karşı yöne de bir bakarak bu uygarlığın geleceğinin nasıl olacağını ve ne tür dönüşümlere maruz kalabileceği sorma gereksinimini duyar. Ama çok geçmeden böyle bir soruşturmanın değerinin daha başından birkaç unsur tarafından azaltıldığı ortaya çıkar. Her şey bir yana insan etkinliklerinin olanca boyutuyla değerlendirmesini yapabilecek çok az sayıda insan vardır. İnsanların çoğu kendisini bu etkinliklerin bir tek veya az sayıda alanıyla kısıtlamaya zorlanmıştır. Ancak insan yine de geçmiş ve şimdiki durum hakkında ne kadar az şey bilirse, gelecek hakkındaki yargısı da o derece belirsiz olma durumundadır. Ayrıca herkesin kendi kişisel beklentilerinin tam da bu türden bir yargıda kendini göstermesi gibi güç bir rol oynamaları bir başka güçlüktür. Bu beklentilerinde insanın kendi yaşantısının yer alan tümüyle kişisel unsurlara, yaşam karşısındaki karakteristik özelliklerinin veya başarı ve başarısızlıklarının belirlediği tavrının çok veya az iyimser olmasına bağlı bulunduğu görülür. Son olarak şu çarpıcı olguyu dikkate almak gerekir. İnsanlar genellikle içinde bulundukları durumu naif bir biçimde sanki içeriğe hakkında bir değerlendirme yapma yeteneğinden yoksunmuşçasına yaşarlar. Şimdiki durumun gelecek hakkında bir yargıda bulunmamıza yarayacak gözlem noktaları sağlayabilmesi için, insanların şimdiki durumla aralarına bir mesafe koymaları, yani şimdiki durumun geçmiş olması gerekir. Bu nedenlerle uygarlığımızın olası geleceği üzerinde fikir yürütmenin çekiciliğine kapılanların, yukarıda açıklamasını yaptığım güçlükleri olduğu kadar genel olarak yapılabilecek her türden öngörülerin belirsizliğini de göz önünde bulundurmaları doğru olur. Bundan şu sonuç çıkıyor. Beni ilgilendirdiği kadarıyla bu çok büyük bir görevden derhal geri çekilmeli ve genel sahadaki yerini belirler belirlemez uzun süreden beri dikkatini çekmiş olan küçük alanı saptamalıyım. İnsan uygarlığının kendisini hayvani yaşam seviyesinin üzerine çıkardığı ve vahşi yaratıkların yaşamından ayrılan tüm yönleri anlamında kullandığım insan uygarlığı Kültür ve uygarlık arasında bir ayrım yapmaktan da nefret ediyorum. Bildiğimiz gibi gözlemciye iki yüzüyle kendini gösterir. İnsan uygarlığı bir yanda insanın doğa güçlerini denetlemek ve insan ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak doğanın zenginliklerinden yararlanmak için edindiği tüm bilgi ve yetenekler toplamını, öte yanda insanların birbirleriyle ilişkilerinin ve özellikle var olan zenginliklerin dağılımının düzenlenmesi için gereken tüm kuralları koyar. Uygarlığın bu iki yönü birbirinden bağımsız değildir. Çünkü birincisi insanların karşılıklı ilişkileri var olan refahın sağladığı içgüdüsel doyum miktarından derin bir biçimde etkilenir. İkincisi tek bir insan bir diğeriyle ilişkisinde bu diğer kişi onun yeteneklerinden iş için yararlandığı veya onu bir cinsel nesne olarak seçtiği sürece kendisi bir zenginlik kaynağı işlevi görebilir. Üçüncü olarak uygarlığın insanların evrensel çıkarlarının ifadesi olması gerekirken, her birey gerçekte bir uygarlık düşmanıdır. İnsanların birbirlerinden ayrı tek başlarına varlıklarını sürdürebilme yeteneklerinin çok az olmasına karşın, ortak yaşamı mümkün kılmak için uygarlığın kendilerinden beklediği özverileri ağır bir yük olarak duyumsuyor olmaları dikkat çekicidir. Uygarlık bu nedenle bireye karşı korunmalıdır ve uygarlığın kuralları, kurumları ve yönetmelikleri bu amaca yöneliktir. Bunlar yalnızca belirli bir refah dağıtımı uygulamasına değil, aynı zamanda bu dağıtımın sürdürülmesi amacını da taşırlar. Bu kurumlar ve yönetmelikler doğanın denetim altına alınmasına ve refah üretimine katkısı olan her şeyi insanların düşmanca güdülerine karşı korumalıdırlar. İnsanların ortaya koyduğu şeyler kolaylıkla tahrip edilebilir. Bunları kurmuş olan bilim ve teknoloji bu yapıtların ortadan kaldırılması için de kullanılabilir. Böylece uygarlığın baskı ve iktidar araçlarını elde etme yollarını bir şekilde bulmuş küçük bir azınlık tarafından, direnen bir çoğunluğa zorla kabul ettirilen bir şey olduğu izlenimini ediniliyor. Bu güçlüklerin aslında uygarlığın doğasında var olmayıp, şimdiye kadar geliştirilen kültürel biçimlerin hatalı oluşundan kaynaklandığını düşünmek elbette doğaldır. Oysa bu eksiklikleri ortaya koymak güç değildir. İnsanlık doğa üzerindeki denetimini devamlı olarak ilerletmişken ve daha da büyük ilerlemeler yapabilmeyi umabilirken İnsan ilişkilerinin yönetiminde benzer bir ilerlemenin yapılmış olduğunu net olarak belirlemek mümkün değildir ve belki de tüm çağlar boyunca, tıpkı şimdi bir kez daha sorulduğu gibi, birçok insan kendi kendine, uygarlığın bu şekilde ortaya koyduğu ufak ilerlemelerin de gerçekten savunulmaya değer olup olmadığını sormuştur. İnsan ilişkilerinin zorlamayı ve güdülerinin bastırılmasını yatsıyarak, uygarlıktan kaynaklanan mutsuzluğu ortadan kaldıracak olan ve böylece insanların herhangi bir iç uyumsuzluk kaygısı yaşamadan kendilerini zenginliğe, zengin olmanın keyfini duyumsatacak yeni bir düzenlemeye götürebileceği insanın aklına geliyor. Bu insanlığın altın çağı olacaktır ama böyle bir durumun gerçekleştirilebileceği kuşkuludur. Tersine her uygarlık zorlama ve güdülerin yatsınması temelinde kurulmalıymış gibi görünüyor. Ayrıca zorlamaya son verildiğinde insanların çoğunluğunun yeni zenginlik temini için gerekli çalışmayı yapıp yapmayacakları bile kuşkuludur. İnsanların tamamında yıkıcı, dolayısıyla toplum ve kültür karşıtı eğilimlerin bulunduğu ve insanların büyük bir bölümünde bu eğilimlerin insan toplumu içindeki davranışlarını belirleyecek derecede güçlü olduğu gerçeğinin hesaba katılması gerektiğini düşünüyorum. Bu psikolojik olgunun insan uygarlığı hakkındaki yargımız açısından kesin bir önemi vardır. Önceleri işin özünün zenginliği sağlama amacıyla doğanın denetiminde yattığını, ve uygarlığı tehdit eden tehlikelerin, bu zenginliğin insanlar arasında uygun biçimde dağıtılmasıyla giderilebileceği düşünülmüş olsa da, şimdi vurgulanması gereken noktanın maddi alandan pisişik alana kaydığını görüyoruz. Belirleyici soru, insana dayatılan güdüsel özverilerin yükünün azaltılmasının, mutlaka kalması gereken özverilere insanın katlanmasının ve bunun karşılığında bir telafi sağlanmasının mümkün olup olmadığı ve bu olasılığın derecesidir. Yığınların bir azınlık tarafından denetiminden vazgeçmek ne kadar olanaksızsa, uygarlığın işleyişinde zordan vazgeçmek de bir o kadar olanaksızdır. Çünkü yığınlar tembel ve akılsızdırlar, güdüsel özveriden hoşlanmazlar ve bunun kaçınılmazlığı konusunda hiçbir şekilde ikna edilemezler. Bu yığınları oluşturan bireyler, disiplinsizliğin dizginsizce uygulanması konusunda birbirlerini desteklerler. Ancak bir örnek oluşturabilen ve haklı yığınların lider olarak tanıdığı bireylerin etkileri aracılığıyla çalışmaya ve uygarlığın varlığının bağlı olduğu özverileri göstermeye yöneltilebilirler. Eğer liderler yaşam gerekleri konusunda üstün anlayış sahibi ve kendi güdüsel arzularına hakim olmada yükselmiş insanlarsa her şey yolundadır. Ama bir tehlike vardır. Etkilerini yitirmemek için kitleye onun kendilerine gösterilenden daha hoşgörü gösterirler. Yani iktidar araçlarını kendi ellerinde tutarak kitleden bağımsız olmaları gereği düşünülebilir. Kısaca belirtmek gerekirse, uygarlığın kurallarına ancak belirli bir derecede zorun uygulanmasıyla geçerlilik kazandırılabileceği gerçeğinden sorumlu olan iki yaygın insani özellik vardır. İnsanlar kendiliklerinden çalışmaktan hoşlanmazlar ve tutkuları karşısında mantıksal tartışmalar yapmanın yararı yoktur. Bu iddialara karşı ileri sürülecek itirazları biliyorum. İnsan kitlelerinin burada tanımlanan ve uygarlık içinde zorun kullanımından vazgeçilemeyeceğini kanıtlaması gereken özelliğinin yalnızca kültürel kurallarda mevcut ve insanı acılara sürükleyen intikamcı ve telafisi zor olan kusurların bir sonucu olduğu söylenecektir. Sevgiyle yetiştirilen ve mantığa değer vermeleri öğretilen, uygarlığın yararlarını erken bir yaşta anlayarak, tadarak öğrenmiş olan yeni kuşakların uygarlığa karşı tutumu çok farklı olacaktır. Uygarlığı kendilerine ait bir varlık olarak duyumsayacaklar ve korunması için çalışma ve güdüsel doyum konularında uğruna gerekli özverileri yapmaya hazır olacaklardır. Zorun kullanımı olmadan işlerini yürütebilecekler ve bu anlamda liderlerinden pek az farklı olacaklardır. Eğer şimdiye kadar herhangi bir kültür bu nitelikte insan kitleleri oluşturamadıysa bunun nedeni henüz hiçbir kültürün insanları özellikle çocukluktan başlayarak bu yönde etkileyecek kurallar dizini hayata geçirmemiş ve tasarlayamamış olmasıdır bunun asla olamayacağı şüphesi doğabilir. Doğa üzerindeki denetimimizin şimdiki düzeyinde bu türden kültürel kurallar uygulanmasının bir dereceye kadar bile mümkün olup olmadığı akla gelebilir. Gelecek kuşaklara eğitecek olan üstün, kararlı ve kendi çıkarını gözetmeyen liderlerin nereden bulunabileceği sorulabilir ve bu isteklerin yerine gelmesi için zorunlu olabilecek, aşırı zor kullanımını azaltmak düşüncesi insanı dehşete düşürebilir. Tanrının azameti ve insan uygarlığının geleceği için taşıdığı önem tartışılamaz. Bu düşünce, insanın nihai geleceği, erken çocukluk yaşlarıyla belirlenen çok çeşitli güdüsel yatkınlıklarla donatılmış olduğu biçimindeki psikolojik buluş üzerine sağlamca oturtulmuştur. Ama aynı nedenle insanın eğitilme yeteneğinin kısıtlılığı da kültürümüzdeki bu türden bir dönüşümün etkinliğine sınır koyar. İnsan kitlelerinin insan ilişkilerini yönlendirilmesini, bu derece zor kılan iki niteliğin geçersiz kılınmasının farklı bir kültürel çevrede mümkün olup olmadığı, mümkünse bunun ne dereceye kadar mümkün olabileceği sorulabilir. Ancak bu deney henüz yapılmamıştır. İnsanın belirli bir yüzdesi patolojik bir yatkınlık veya bir güdüsel güç fazlalığı nedeniyle daima ve büyük bir olasılıkla toplum dışı kalacaktır. Ama eğer yalnızca bugün uygarlığa karşı düşmanca tavır takınan çoğunluğu bir azınlığa dönüştürmek başarılacak bile olsa büyük bir iş belki de yapılabilecek olan her şeyi başarılmış olacaktı. Araştırmam için belirlenmiş olan yolu ekarte ettiğim izlenimini vermek istemem. Böylece Avrupa ile Asya arasındaki geniş topraklarda günümüzde yürütülen büyük uygarlık deneyi hakkında yargılarda bulunmak gibi bir niyetimin olmadığını sizi inandırmama izin veriniz. Bu deneyin gerçekleştirilebilme derecesine karar vermek, uygulanan yöntemlerin amaca ulaşabilirliğini sınamak gibi bir niyete veya uygulama arasındaki boşluğun genişliğini ölçmek için gerekli özel bilgiye ya da yeteneğe sahip değilim. Orada hazırlıkları yapılan şeyler henüz tamamlanmamıştır. Ve bu nedenle bizim uzun süredir iyice yerleşmiş uygarlığımızın gerekli materyali sağlayarak mümkün kıldığı türden bir incelemeyi o deney için yapmak olanaksızdır. İkinci Bölüm İstemesek de ekonomik alandan psikoloji alanına geçtik. Başlangıçta uygarlığın değerli niteliklerini var olan zenginlikte ve bu zenginliğin bölüşümünü düzenleyen kurallarda aramak istiyorduk. Ama her uygarlığın işe zorlama ve güdülerden özveri temelinde yükseldiğini ve böylece kaçınılmaz olarak bu taleplerden etkilenenlerin muhalefetini ortaya çıkardığını gördükten sonra uygarlığın temel olarak ve yalnızca zenginliğin kendisinden, bunu temin etme araçlarından ve bölüşümünün düzenlenmesinden ibaret olmayacağı açığa çıktı.'' Çünkü bunlar uygarlığı oluşturan bireylerin isyankarlığı ve yok edici çılgınlığının tehdidi altındadır. Zenginliğin yanı sıra uygarlığın savunulması için kullanılan araçlarla karşılaşıyoruz. Zor önlemleri ve insanları zora uyum gösterme, özverileri için onları ödüllendirme amacına yönelik diğer önlemler. Bu sonuncular uygarlığın düşünsel değerleri olarak kabul edilebilir. Terminolojik düzeyde birliği sağlamak için doyumu giderilemeyen bir içgüdü gerçeğini engellenme bu engellenmeye neden olan kuralı yasaklama ve bu yasaklamanın doğurduğu durumu da yoksunluk olarak tanımlayacağız. Öncelik, herkes için geçerli olan yoksunluklarla, herkes için değil de yalnızca gruplar, sınıflar veya hatta tek tek bireyler için geçerli olan yoksunluklar arasında ayrım yapmaktır. Birinci gruptakiler en eski olanlarıdır. Uygarlık bunları doğuran yasaklamalarla kim bilir kaç bin yıl önce insanı ilk hayvansı durumundan çekip ayırmaya başladı bu yoksunlukların hala etkin olduğunu ve hala uygarlık düşmanlığının çekirdeğini oluşturduğunu keşfini şaşkınlıkla yapmıştık. Bu yoksunlukların baskısı altında olan içgüdüsel arzular her çocukta yeniden doğarlar. Bu engellemelere halen toplum dışı davranışlarla tipkili olan bir insan grubu yani nevrotikler mevcuttur. Bu içgüdüsel arzular arasında ensest, aile içi sevişme, yamyamlık ve öldürme arzusu yer alır. Herkesin yatsıma söz konusu olduğunda uzlaştığı, arzularla izin verilmesi veya engellenmesi uygarlığımızda hala canlı bir tartışma konusu olan arzuları yan yana sağlamak elbette gariptir. Ama bu psikolojik olarak doğrudur. Bu en eski içgüdüsel arzulara karşı uygarlığın tutumu hiç de tek düze değildir. Yalnızca yamyamlık insanlar arasında evrensel olarak yasaklanmış ve psikanalitik olmayan görüşe göre tümüyle ortadan kaldırılmış gibi görünmektedir. Enseste yönelik arzuların gücü ise bunlara karşı olan yasaklamanın arkasında hala seçilebilmekte, öldürmeye belirli koşullar altında hala uygulanmakta ve hatta uygarlığımız tarafından emredilmektedir. Günümüzde tümüyle hoş görülen daha başka arzuların giderilmesinin, bugün yamyamlık konusunda olduğu gibi kabul edilemez görüneceği kültürel gelişmelerin geleceğimizde yer alması olasıdır. Zaten bu en eski içgüdüsel özveriler, halen diğer tüm daha ileri özveriler içinde önem taşıyan bir psikolojik unsur içerirler. İnsan haklarının en eski çağlardan beri hiçbir değişmeye uğramadığı, bilim ve teknolojide gerçekleştirilen gelişmelerin aksine, bugün de tarihin başlangıcındaki durumu aynen koruduğu doğru değildir. Bu pisişik ilerlemelerin birine hemen dikkat çekebiliriz. Dış zorlamanın yavaş yavaş benimsenmesi, kabul görmesi yani içselleşmesi insan gelişmesinin seyriyle uyum gösterir. Çünkü özel bir zihinsel yapı insanın üstlendiği bu görevi üstlenir, ve kendi emirleri arasına katar. Her çocuk bize bu dönüşüm sürecini izleme olanağını sunar. Ancak bu şekilde çocuk ahlaki ve toplumsal bir varlık olur. İnsan üst benliğinin bu türden güçlenmesi psikoloji alanında en değerli kültürel olgudur. İçlerinde bu güçlenme gerçekleşen kişiler artık uygarlığın karşıtları değildirler ve uygarlığın araçları haline dönüşürler. Kültürel bir birimde bu türden insanların sayısı ne kadar çok olursa, birimin kültürü o ölçüde sağlam olur ve dış zorlama önlemlerinden yine o ölçüde vazgeçilebilir. Şimdi bu içselleşmenin ölçüsü değişik içgüdüsel yasaklamalar arasında büyük farklar gösterir. Sözün ettiğim en eski kültürel talepler konusunda bu içselleşme, hoş karşılamadığımız istisna olan nevrotikleri saymazsak çok yaygın olarak gerçekleşmiş görünmektedir ama diğer içgüdüsel isteklere yüzümüzü döndüğümüzde durum değişmektedir. Burada insanların büyük bir çoğunluğunun bu noktalardaki kültürel yasaklamalara yalnızca dış zorlamanın baskısıyla ve elbette yalnızca bu zorlamanın etkisi olabildiği yerlerde ve korkulacak bir şey olduğu sürece boyun eğdiklerini şaşkınlık ve ilgiyle görürüz. Bu uygarlığın ahlaki talepleri olarak bilinen ve herkesin aynı şekilde tabi olduğu şeyler konusunda da geçerlidir. İnsanın ahlaki açıdan güvenilir olmadığı konusunda edindiğimiz deneyimlerin çoğu bu kategoride ele alınır. Cinayet veya ensisten kaçınan ama hırslarının saldırgan dürtülerinin veya cinsel ihtiraslarının doyumundan kendilerini yoksun bırakmayan ve diğer insanları karşılığında ceza görmedikleri sürece yalan, hile ve iftira ile yaralamakta bir an bile tereddüt etmeyen oldukça fazla sayıda uygar insan vardır ve bu hiç şüphesiz uygarlığın geride bıraktığı çağlar boyunca hep böyle olmuştur. Toplumun yalnızca belirli sınıfları için geçerli olan kısıtlamalara döndüğümüzde pek çirkin ve daima bilinen bir durumla karşımızda buluruz. Bu az intiyazlara sahip sınıfların, korunan sınıfları intiyazları nedeniyle kıskanmaları ve kendilerini üzerlerindeki fazladan yoksunluktan kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaları doğaldır. Bu durumun mümkün olmadığı yerlerde söz konusu kültürde sürekli olarak bir hoşnutsuzluk durumu devam edecektir. Bu durum tehlikeli isyanların nedeni olabilir. Ama eğer bir kültür, o kültüre ait insanların bir bölümünün doyumunun bir başka ve olasılıkla da daha büyük bir bölümünün ezilmesine bağlı olduğu bir noktayı aşamamışsa ki, günümüz sosyal kültürlerinin tümünde olay budur, ezilen insanların varlığını kendi çalışmalarıyla mümkün kıldıkları ama zenginliğinden çok küçük bir pay aldıkları bu kültüre karşı yoğun bir düşmanlık duygusu geliştirmeleri anlaşılabilir olmaktadır. Bu türden koşullar altında ezilen insanlar arasında kültürel yasaklamaların içselleşmesi beklenemez. Aksine bu insanlar yasaklamaları onaylamaya hazır değillerdir. Kültürün kendisini ortadan kaldırmak ve hatta kültürün temelini oluşturan olguları tamamen ortadan kaldırmak gibi bir arzuya sahip olurlar. Bu sınıfların uygarlık karşısındaki düşmanlıkları öylesine açık bir şekilde ortadadır ki gözden kaçmayacak kadar iyi olanaklara sahip toplumsal katmanlarda bile gizli bir düşmanlığa neden olmuştur. O kültüre ait insanların bu kadar büyük bir bölümünü doyumsuz bırakan ve onları isyana iten bir uygarlığın varlığını sürekli kılma umudundan yoksun olduğunu ve böyle bir geleceği de hak etmediğini söylemek gereksizdir. Bir uygarlığın kurallarının içselleşme derecesi psikoloji dışı bir tanımla o kültüre ait insanların ahlaki düzeyi, bir uygarlığın değerini belirlemede göz önünde alınan tek pisişik zenginlik biçimi değildir. Buna ek olarak idealler ve sanatsal yapılar, yani bu kaynaklardan elde edilebilecek doyumlar biçimini alan değerleri vardır. İnsanlar bir kültürün düşünsel değerleri arasına kültürün ideallerini en yüksek ve peşinde en çok koşulması gereken başarıların neler olduğu konusundaki yargılarını katma eğilimini derhal göstereceklerdir. Öncelikle kültürel birimin başarılarını bu idealler belirleyecekmiş gibi görünür. Oysa olayın gerçek durumunu ve gelişimini bu ideallerin kültürün iç yetenekleriyle dış koşulların bir karışımının ortaya koyduğu ve gerçekleşmesini sağladığı ilk başarılar üzerinde yükseldiğini ve sonra bu ilk başarıların ideal tarafından daha da ilerletilmesi gereken bir şey olarak korunduğunu ortaya koyacaktır. İdealin o kültürün insanlarına sağladığı doyum böylece narsist bir düzeye kazanır. Bu doyum o ana kadar gerçekleştirdikleri başarılardan duyulan gurura dayanır. Bu doyumun tamamlanması için aynı başarılara yönelmiş ve benzer idealler geliştirmiş olan diğer kültürlerle bir karşılaştırma yapmak gerekir. Her kültür bu ayrılıkların gücü oranında diğerlerini küçümseme hakkını kendinde görür. Böylece kültürel idealler uluslar örneğinde açıkça görüleceği gibi benzer kültürel birimler arasında uyumsuzluğun ve düşmanlığın kaynağı olurlar. Kültürel ideal tarafından sağlanan narsististik doyum, kültürel birim içinde yer alan, kültür düşmanlığıyla mücadelede başarı sağlayan güçler arasında da denge sağlayıcı yerini alır. Bu doyum yalnızca kültürün yararlarının tadını alan ve kayrılan sınıflar arasında paylaşılmakla kalmaz, kültürleri dışındaki insanları küçümseme hakkının kendi birimlerinde acısını duyumsadıkları haksızlıklara karşı bir telafi sağlaması nedeniyle ezilen sınıflarca da paylaşılır. Kişi hiç kuşkusuz borç ve askeri hizmet yükü altında ezilen yoksul ve çaresiz alt sınıftan biri olabilir. Her şeye rağmen o bir Roma yurttaşıdır. Diğer ulusları yönetme ve kendi yasasını kabul ettirme görevinde onun da bir payı vardır. Bununla birlikte ezilen sınıfların yöneten ve onları sömüren sınıfla bu özdeşleşmesi daha büyük bir bütünün yalnızca bir parçasıdır. Ayrıca bastırılan ve ezilen sınıflar efendilerine duygusal olarak da bağlanabilirler düşmanlıklarına rağmen ezen sınıfta kendi ideallerini görebilirler. Temelde doyum verici olan böylesi ilişkiler var olmasaydı, büyük insan kitlelerinin haklı düşmanlığına rağmen bazı uygarlıkların nasıl olup da bu kadar uzun süre varlıklarını sürdürebildiklerini anlayabilmek olanaksız olurdu. Sanat bir kural olarak biteviye bir çalışmaya gömülmüş ve herhangi bir kişisel eğitim tatmamış kitlelere erişemese bile her şeyden farklı bir tür doyum sağlar. Sanatın en eski ve hala en derinden hissedilen kültürel özverilerin yerine alan doyumlar verdiğini ve bu nedenle bir kişiyi uygarlık için yapmış olduğu özverilere alıştırmada başka hiçbir şeyin onun yerini tutamayacağını çok önceleri bulgulamıştık. Ayrıca sanatsal yapıtların kişinin her kültürel birimin çok gereksinim duyduğu özdeşleşme duygularını yüksek değer verilen duygusal yaşantılara paylaşma fırsatı sağlayarak yükseltir. Bu yapıtlar kişinin kendi özel kültürünün başarılarını gösterip kültürün ideallerini çarpıcı bir biçimde insana anımsattıklarında onun narsist duygularını tatmin etmeye hizmet ederler. Bir uygarlığın pisişik buluşları arasında belki de en önemli yeri tutan şeydense henüz hiç söz edilmedi. Bu en geniş anlamıyla uygarlığın dinsel düşüncelerinden başka bir deyişle ileride gösterileceği gibi yanılsamalarından oluşur. 3. Bölüm Dinsel düşüncelerin kendine özgü değeri nerededir? Uygarlığın uyguladığı baskı ve talep ettiği içgüdüsel özverilerin neden olduğu uygarlık düşmanlığından söz etmiştik. Uygarlığın yasaklamalarının ilga edildiğini, ortadan kaldırıldığını, yani insanın hoşuna giden herhangi bir kadını cinsel nesne olarak alabildiğini, bu kadının aşkı uğruna rakiplerini veya karşısına çıkan bir başka kişiyi duraksamadan öldürebildiğini ve hatta diğer insanların mallarını izinsiz alıp götürebildiğini düşünelim. İnsan yaşamı ne kadar güzel, ne kadar doyumsuz bir gereksinim giderme zincirinden ibaret olacaktı. Ne var ki yaşanacak ilk güçlükler çok geçmeden yaşam realitesine kendine bırakacaktır. Benden başka herkes benimkilere benzer isteklerde bulunacak ve bana, benim onlara davranırken gösterdiğimden daha fazla bir anlayış göstermeyecektir. Sonuç, uygarlığın kısıtlamalarının bu şekilde kaldırılmasıyla, gerçekte yalnızca tek bir insan sınırsız bir mutluluğa kavuşacak ve bu insan iktidar araçlarının tümünü ele geçirmiş bir tiran, bir diktatör olacaktır. Ve hatta bu insan bile diğer insanların en az bir kültürel emre öldürmeyeceksin emrine saygı göstermelerini istemek için her türlü nedene sahip olacaktır. Her şeye karşın uygarlığın ortadan kaldırılması için uğraşmak ne büyük nankörlük, ne kadar büyük bir kayıtsızlık. O zaman geriye sadece doğal ortam kalacak ve bu doğal şartlarına katlanmaksa çok daha güç olacaktır. Doğanın bizlerden herhangi bir içgüdü kısıtlaması talep etmediği, gönlümüzün çektiği gibi hareket etmemize izin verdiği doğrudur. Ama doğanın bizi kısıtlamak için kendine özgü ve özellikle etkin yöntemleri vardır. Doğa göründüğü kadarıyla bizi soğukkanlılıkla, zalimce, amansızca ve olasıdır ki tam da bizim doyum sağlamamıza yol açmış şeyler aracılığıyla yok eder doğanın bizi tehdit eden bu tehlikelerden kurtulabilmek için bir araya geldik ve diğer şeylerin yanı sıra ortak yaşamımızı mümkün kılma amacına da yönelik olan insan uygarlığını oluşturduk. Çünkü uygarlığın asli görevi, gerçek varlık nedeni bizi doğaya karşı savunmaktır. Uygarlığın insanı koruma görevini birçok alanda hala iyi bir biçimde yerine getirdiğini ve zaman geçtikçe bu konuda daha da etkinleşeceğini hepimiz biliyoruz. Ama hiç kimse doğanın günümüzde insan uygarlığı karşısında henüz tam olarak yenilmiş olduğu yanılsamasına kapılmaz. Çok az sayıda insan doğanın bir gün tümüyle insana itaat edeceğini umut etme cesaretini göstermektedir. Sanki insanın tüm denetim araçlarıyla alay eden unsurlar mevcuttur. Depremlerle, yer sarsıntılarıyla sarsılıp yarılan ve üzerindeki tüm insan yaşamını ortaya konmuş yapıtlarıyla beraber yere gömen toprak, her şeyi bir tufan içinde sele boğan su, her şeyi önlerine katıp sürükleyen fırtınalar, diğer mikroorganizmaların saldırılarıyla ortaya çıktıklarını henüz yeni bulduğumuz hastalıklar ve son olarak henüz ilacı bulunamamış ve belki de hiç bulunamayacak olan karşısında çaresiz kaldığımız acı ölüm olgusu vardır. Bu güçleriyle doğa bütün azameti ve acımasızlığıyla karşımıza dikilir. Uygarlığın işleyişi sayesinde kaçıp kurtulmayı düşündüğümüz güçsüzlük ve çaresizliğimizi bir kez daha aklımıza getirir. İnsanlığın sağlayabildiği az sayıdaki hoşnutluk ve gurur veren izlenimlerden biri de bu temel unsurlardan kaynaklanan bir felaket karşısında uygarlığının uyuşmazlıklarını ve tüm iç sorunlarıyla düşmanlıklarını unutup kendisini doğanın üstün gücüne karşı savunma yüce ortak görevini anımsamasıdır. Tıpkı genel olarak bütün insanlık için olduğu gibi yaşam birey içinde katlanılması güçtür. İçinde yerini aldığı uygarlık bireye belirli bir ölçüde yoksunluğu zorla kabul ettirir. Diğer insanlar bireye uygarlığının Alaki kurallarına rağmen ya da uygarlığın kusurları nedeniyle belirli bir ölçüde acı çektirirler. Buna doğanın birey üzerindeki incitici etkileri, birey buna kader adını verir, eklenir. Bu durumun bireyde sürekli bir bunaltılı bekleyiş haline ve doğal narsizminde ağır bir zedelenmeye yol açacağı düşünülebilir. Bireyin, uygarlığın ve diğer insanların kendi üzerinde uyguladığı incitici etkilere nasıl tepki gösterdiğini daha önce görmüştük birey uygarlığın kurallarına bu etkilere uygun derecede bir direnç ve uygarlığa karşı düşmanlık geliştirir. Ama birey doğanın, kaderin tüm insanları olduğu gibi kendisini de tehdit eden bu üstün güçlerine karşı kendisini acaba nasıl savunur? İşte uygarlık bireyi bu görevden kurtarır. Bu sorunu herkes için aynı biçimde çözümler. Ve bu konuda tüm uygarlıkların benzer bir davranışı göstermeleri dikkate değer. Uygarlık insanı doğa karşısında savunma görevini duraklatmaz. Yalnızca onu başka araçlarla sürdürür. Görevin çok çeşitli yönleri vardır. İnsanın ciddi bir biçimde tehdit altında olan öz saygısı huzur aramaktadır. Yaşam ve evren dehşet verici özelliklerinden kurtarılmalıdırlar. Ayrıca insanın en güçlü pratik gözlemleri tarafından uyarılan ilgisi bir yanıt peşinde koşmaktadır. Bu anlamda ilk adımda bile büyük bir kazanç sağlanır. Doğanın insansallaştırılması, insanın dışındaki güçlere ve kadere muktedir değildir. Bu güçler sonsuza dek ulaşılmaz kalırlar. Ama temel unsurlarında tıpkı bizim ruhumuzda olduğu gibi yerinde duramayan tutkuları varsa, ölümün kendisi ani bir şey değil de şeytani iradenin bir şiddet gösterisi ise, doğada her yerde kendi toplumumuzdan tanıdığımız türden varlıklar çevremizde bulunuyorsa, işte o zaman rahat bir soluk alabilir. Bu esrarengiz ortamda kendimizi evimizde hissedebilir, ve mantıksız bunalımlarımıza psişik araçlar aracılığıyla uğraşabiliriz. Belki hala savunmasız ama artık umutsuz değiliz. En azından tepki gösterebiliriz. Belki de aslında savunmasız bile değiliz. Dış dünyada var olan bu zalim üstün insanlara karşı kendi toplumumuzda kullandığımız yöntemlerin aynısını uygulayabiliriz. Onların merhametini uyandırmaya, onları yatıştırmaya, armağanlarla kandırmaya çalışırız. Kim belki de böylece onları etkileyerek güçlerinin bir kısmından yoksun bırakabiliriz. Psikolojinin bu şekilde doğal bilimin yerini alması yalnızca süratli bir rahatlama sağlamakla kalmaz, aynı zamanda duruma daha iyi egemen olmanın yolunu da gösterir. Çünkü bu durum yeni bir şey değildir. Gerçekte yalnızca bir devamından ibaret olduğu çocuksu bir ilk örneğe sahiptir. Çünkü insan kendini bir kez daha küçük bir çocukken ana babasıyla olan ilişkilerinde benzer bir çaresizlik durumunda bulmuştur. İnsan onlardan özellikle babasından korkmak için nedeni sahipti. Ancak öyle de olsa bildiği tehlikelere karşı korunduğundan emindi. Böylece bu iki durumu birbiri içinde eritmek doğaldı. Arzulama düş yaşamında olduğu gibi burada da rol oynuyordu. Uykudaki kişi mezara koyulmasını gerektiren bir ölüm ön sesine kapılabilir. Ama düşlerin izi korku duyulan bu durumu bile bir arzu doyumu haline dönüştürmeyi bilir. Uykudaki kişi kendini bizzat içine girdiği ve böylelikle arkeolojiye olan ilgisinin doyumuyla mutluluk bulduğu eski bir Etrüsk mezarı içinde görür. Aynı şekilde insan doğa güçlerini yalnızca eşitleriyle ilişki kurar gibi davranabileceği kişiler haline getirmekle yetinmez. Bu söz konusu güçlerin kendi üzerinde yarattığı etkiye haksızlık etmek demektir. Onlara aynı zamanda bir baba niteliğini de verir onları göstermeye çalıştığım gibi yalnızca çocuksu değil soy gelişimsel bir ilk örneği izleyerek tanrılara dönüştürür. Zaman içerisinde doğal olguların düzenliliği ve belirli kurallara uygunluğu konusunda ilk gözlemler yapılmış ve bununla birlikte doğa güçleri insansı niteliklerini kaybetmişlerdir. Bu arada insanın doğa karşısındaki çaresizliği ve bunun yanı sıra babasına ve tanrılara olan özlemi sürüp gitti. Tanrılar üçlü görevlerini korudular doğanın dehşetini gidermeli, insanı özellikle ölüm konusunda olduğu gibi kaderin zulmüne alıştırmalı ve uygar bir yaşamın onlara ortaklaşa kabul ettirdiği acı ve yoksunluklar için bir telafi sağlamalıdırlar. Ama tanrıların bu üçlü görevlerinin öneminde adım adım gerçekleşen bir değişim vardır. Doğa olgularının iç gereksinimlere uygun olarak kendiliğinden geliştiği gözlenmiştir. Tanrılar doğanın efendileriydiler. Bundan şüphe edilemezdi doğayı mevcut durumuna getirmişlerdi ve artık onu kendi haline bırakabilirlerdi. Yalnızca sanki kendi özgün iktidar alanlarının bir zerresinden bile vazgeçmemiş olduklarını göstermek için zaman zaman mucizeler olarak bilinen şeyler biçiminde doğaya müdahale ederler. Kaderin pay edilmesi konusundaysa insan ırkında beliren akıl karmaşası ve çaresizliğin hakkından gelinemeyeceği biçimde tatsız bir kuşku sürüp gitti. Tanrıların en büyük başarısızlıkları bu noktadaydı eğer insan kaderini oluşturanlar onlarsa o zaman onların yaptıkları insan kavrayışı dışında sayılmalıydı. Antik çağın en zeki insanlarının aklına Moira tanrılarının üzerinde yer aldığı ve hatta tanrıların kendi kaderlerinin olduğu düşüncesi bile geldi. Doğa özelleştikçe ve tanrılar doğadan uzaklaştıkça tüm beklentiler daha içten bir biçimde tanrıların üçüncü işlevine yöneltildi. İnsan ahlakı giderek daha fazla tanrıların asıl çalışma alanı haline geldi. Artık tanrıların görevi uygarlığın kusur ve kötülüklerini düzeltmek, ortak yaşamları sırasında insanların birbirlerine verdikleri acıları gidermek ve uygarlığın insanların bu kadar yetersizce algıladıkları hükümlerinin yerine getirilmesini gözetmekti. Bizzat bu hükümlere tanrısal bir köken atfedilerek yüceltiliyorlardı. Bunlar insan toplumunun üzerine çıkarılıyor, doğayı ve evreni içine alacak kadar genişletiliyorlardı. Bu anlayışta insan çaresizliğini dayanılabilir kılma gereksiniminden doğan kendi çocukluğuyla insan ırkının çocukluğundaki çaresizlik anıları materyali üzerine bina edilen bir düşünceler toplama oluşturuldu. Bu düşüncelere sahip olmanın insanı iki yönde, doğa ve kaderin tehlikelerine karşı ve doğrudan insan toplumundan kaynaklanan kırılmalara karşı koruduğu açıkça görülebilir. Olgunun asıl özü işte buradadır. Bu dünyadaki yaşam daha yüksek bir amaca hizmet eder. Kuşkusuz bu amacın ne olduğunu tahmin etmek kolay değildir. Ancak bu amaçla insan doğasının mükemmelleştirilmesinin hedeflendiği kesindir. Bu yücelmenin yöneldiği amaç, belki de zamanın akıp gidişi sırasında kendisini gövdeden bu kadar yavaş ve isteksizce koparıp ayırmış olan insanın manevi kısmı yani ruhudur. Bu dünyada olan her şey emir ve isteklerini yerine getirmek güç olmasına rağmen, sonuçta her şeyin en iyisini emreden yani her şeyden zevk almamıza yönelik olan bizden üstün bir zekanın belirti ve isteğidir. Her birimizin tepesinde yalnızca görünüşte sert olan ama bizim doğanın çok güçlü ve acımasız güçlerinin oyuncağı olup acı çekmemize asla izin vermeyen cömert bir tanrı vardır. Bu tanrı bizi gözetlemekte ve korumaktadır. Ölümün kendisi yok oluş, inorganik cansızlığa bir dönüş değil, daha üstün bir şeye doğru gelişme yolundaki yeni bir tür varoluşun başlangıcıdır. Farklı bakış açısıyla bakıldığında bu görüş bize uygarlığımızın geliştirdiği ahlaki kuralların karşılaştırma kabul etmez bir güç ve sürekliliğe sahip bir yüce ruh tarafından gözetilmek ön koşuluyla tüm evrende de hüküm sürdüğünü bilir. Sonuçta gerçekte sürdüğümüz bu yaşam biçiminde olmasa bile ölümden sonra başlayan daha sonraki varoluşta mutlaka iyilikler ödüllendirilir ve kötülükler cezalandırılır. Böylelikle yaşamın tüm dehşeti, acı ve zorlukları bir anlamda silinmeye yok oluşa mahkumdur tıpkı renk kuşağının spektrumun görünmeyen bölümünün görülebilen bölümüne bitişmesi gibi dünyadaki yaşamı izleyen ölümden sonraki yaşam belki de bu dünyada elimizden kaçırmış olduğumuz en harika ve güzel şeyleri önümüze serecektir. Olayların bu seyrini yöneten yüce bilgelik, bu seyirde kendini gösteren sonsuz iyilik ve amacına ulaşan adalet işte bizi ve bir bütün olarak tüm dünyayı yaratmış olan ilahi varlıkların veya daha ziyade Antik çağın tüm tanrılarını uygarlığımızda içinde yoğunlaştırmış olan tek tanrısal varlığın nitelikleri bunlardır. İlahi nitelikleri bu şekilde yoğunlaştırma başarısını göstermiş olan insanlar bu ilerlemeden az gurur duymamışlardı. Bu ilerleme her ilahi figürün özünde mevcut ve daima arkasında saklı kalmış olan babayı gözler önüne sermişti. Bu temel olarak tanrı düşüncesinin tarihsel başlangıcına bir dönüştü. Tanrı artık tek olduğuna göre insanın onunla olan ilişkileri bir çocuğun babasıyla olan ilişkilerindeki samimiyete ve yoğunluğa tekrar sahip olabilirdi. Ama babası için bu kadar çok şey yapan insan, babasından bir ödül almak veya en azından onun sevilen tek çocuğu seçilmiş kavmi olmayı isterdi. Çok sonraları dindar Amerika, Tanrı'nın öz ülkesi olma iddiasında bulundu. İnsanın ilahi varlığa tapınma biçimlerinden biri göz önüne alınacak olsa elbette bu iddia geçerliydi. Yukarıda özetlenen dinsel düşünceler elbette uzun bir gelişme sürecinden geçmiş ve bu düşüncelere çeşitli dönemlerde çeşitli uygarlıklar tarafından bağlı kalınmıştır. Ben bugünkü Hristiyan beyaz ırk uygarlığımızın almış olduğu son şekli ana hatlarıyla uygun düşen bu türden bir dönemi örnekledim. Bu tablonun bütün parçalarının birbirleriyle aynı ölçüde uyum içinde olmadıklarını, yanıt gerektiren soruların tümünün yanıtlanmamış olduğunu ve günlük yaşamın ortaya koyduğu bir takım çelişkileri gözden uzak tutmanın güç olduğunu görmek pek kolaydır. Böyle olmakla birlikte bu düşünceler en geniş anlamıyla dinsel olan bu düşünceler, gene de uygarlığın en değerli malı ve uygarlığı mensuplarına sunabileceği en değerli şey olmakla ödüllendirilirler. Topraktan hazineler kazanma, insana besin sağlama veya hastalıkları önleme araçlarının tümünden ve daha birçok şeyden çok daha üstün tutulurlar. İnsanlar sahip oldukları iddia edilen değeri bu düşüncelere vermedikleri sürece yaşama katlanılamayacağını duyumsarlar. Burada şu soru ortaya çıkar. Psikoloji biliminin ışığında bu düşüncelerin anlamı ne olabilir? Sahip oldukları saygınlığı nereden almaktadırlar? Ve ürkek bir adım daha atıp soracak olursak, bunların gerçek değeri nedir? 4. bölüm. Bir monolog şeklinde kesintisiz ilerleyen bir yapılan bir anket çalışması tümüyle hatasız olamaz. Kişi araya girmeye çalışan düşünceleri kolayca ekart etmeye yönelebilir ve sonuçta aşırı kararlılık gösterileriyle bastırmaya çalıştığı bir belirsizlik duygusuyla karşı karşıya kalır. Bu nedenle onun tartışmamı kuşkuyla izleyen bir karşıtım olduğunu düşünerek arada bir bazı yorumlar yapmasına izin vereceğim. Şöyle dediğini duyar gibiyim. Bu sözcükleri defalarca kez kullandınız. Bu dinsel düşünceleri bir uygarlığın yaratıcısıdır. Uygarlık bunları mensuplarının kullanımına sunar. Bu konuda bana garip gelen bir şey var neden olduğunu tam kestiremiyorum ama uygarlığın emek ürünlerinin bölüşümü veya kadın ve çocukların hakları konusunda kurallar yarattığını söylemek pek de doğal değil. Her şeye rağmen ben kendimi bu şekilde ifade etmekte haklı olduğumu düşünüyorum. Dinsel düşüncelerin uygarlığın diğer tüm ilerlemeleri gibi bir tek gereksinimden insanın kendisini doğanın ezici derecede üstün gücüne karşı savunma gereksiniminden doğduğunu göstermeye çalıştım. Buna ikinci bir güdü uygarlığın kendilerini acı verici bir biçimde hissettiren yetersizliklerini düzeltme isteği eklenmişti. Dahası bireye bu düşünceleri uygarlığın verdiğini söylemek kesinlikle doğru yaklaşım olacaktır. Çünkü birey bunlara uygarlıkta zaten var olarak bulur. Bu düşünceler bireye hazır olarak sunulurlar. Birey onları kendiliğinden keşfetme yeteneğini gösteremezdi bireyin içine girmekte olduğu şey çok sayıdaki kuşağın mirasıdır ve bu mirası tıpkı çarpım tablosu, geometri ve benzer şeyleri devraldığı gibi devralır. Aslında bu düşünceler konusunda bir ayrım vardır ama bu ayrım bir başka yerdedir ve ben henüz bunu incelemek durumunda değilim. Sizi hayal kırıklığına uğratan gariplik duygusu, bu dinsel düşünceler bütünlüğün genellikle gökten indirilmiş bir açıklama olarak ileri sürülmeleri gerçeğine kısmen bağlı olabilir. Ama bu düşüncelerin bizzat bu şekilde sunuluşu da dinsel sistemin bir bölümüdür. Konu olan düşünceler bütününün bilinen tarihsel gelişimini farklı çağlarda ve çeşitli uygarlıklarda gösterdikleri değişiklikleri görmezlikten gelir. Bir diğer nokta bana daha önemli görünüyor. Korku duyduğu güçler karşısında insanda ortaya çıkan zihinsel karmaşaya ve çaresizliğe bir son verme, bu güçlerle bir ilişkiye girme ve sonuçta onları etkileme gereksiniminin doğanın insansallaştırılmasına yol açtığını ileri sürüyorsunuz. Bu tür bir güdü gerçekte yapay görünüyor. İlke insanın başka seçeneği yoktur. O başka bir biçimde düşünme yeteneğine sahip değildir. Bu nedenle kendi varlığını dış dünyaya yansıtmak ve gözlediği her olayı temelde kendisi gibi olan insanların bir belirtisi saymak onun için doğal yani yaratılış gereğidir. Bu onun olayları kavramadaki tek yöntemidir ve eğer doğal yatkınlığına bu şekilde kapılıp en büyük gereksinimlerinden birini doyuma ulaştırmayı başarmışsa bu zaten beklenen bir sonuç değil, aksine dikkate değer bir aslantıdır. Ben bunu o kadar şaşırtıcı bulmuyorum. İnsan düşüncesinin pratik güdülerinin bulunmadığını, çıkar gözetmeyen bir merakın basit bir belirtisi olduğunu mu sanıyorsunuz? Bu kesinlikle olasılık dışıdır ben insanın doğa güçlerini kişiselleştirdiğinde daha ziyade çocuksu bir model takip ettiğine inanmak eğilimindeyim. İnsan en erken çevresindeki kişilerden onları etkileme yolunun onlarla ilişki kurmaktan geçtiğini öğrenmiştir. Böylece çok sonraları bile karşılaştığı her şeye aynı amaçla o insanlara olduğu gibi davranır. Böylelikle sizin tanımlayıcı gözleminizle çelişmemiş oluyorum. Aslında ileride denetimini almak amacıyla anlamak istediği her şeyi kişileştirmek, fiziki sahiplenmeye hazırlık olarak psişik sahiplenme insan için doğaldır. Ama ben ek olarak insan düşünüşünün bu kendine özgünlüğü için bir güdü ve bir başlangıç da sunmuş oluyorum. Bir üçüncü nokta daha var. Dinin kökeni konusuna Totem ve Tabu başlıklı kitabınızda bir kez daha değinmiştiniz. Sorun başka bir ışık altında görünüyordu o kitapta. Orada her şey baba-oğul ilişkisi şeklinde açıklanıyordu. Tanrı yüceltilmiş babaydı ve babaya duyulan özlem din gereksiniminin kökenini oluşturuyordu. O zamandan bu yana din oluşumunda genellikle temel rolün atfedildiği insanın zayıflık ve çaresizliği unsurunu keşfetmiş görünüyorsunuz. Ve bir zamanlar baba özlemi içerisinde açıkladığınız her şeyi çaresizlik kavramlarına aktarıyorsunuz. Bu dönüşümü açıklamanızı isteyebilir miyim? Memnuniyetle. Aslında tam olarak bu daveti bekliyordum. Ama bu gerçekten bir dönüşüm sayılabilir mi? Totem ve tabudaki amacın dinlerin kökenini değil, totemciliğin kökenini açıklamaktı koruyucu ilahi varlığın kendini insana gösterdiği ilk şeklin bir hayvan şekli olması, bu hayvanın öldürülüp yenmesinin yasaklanması ve buna rağmen bu hayvanın yılda bir kez öldürülüp toplulukça yenmesinin daima yerine getirilen bir gelenek olması gerçeğini sahip olduğumuz görüşlerin herhangi biriyle açıklayabilir misiniz? Totemcilikte olan tam olarak budur. Ve totemciliğin bir din sayılıp sayılmaması gerektiğini tartışmaksa hiç de amaca hizmet etmez. Daha sonraki tanrılı dinlerle yakın ilişkileri vardır. Totem hayvanlar tanrıların kutsal hayvanları oldular. En eski ama en temel ahlaki kısıtlamalar, insan öldürme ve ensest yasaklamaları totemciliğin doğumuyla ortaya çıkar. Totem ve tabunun vardığı sonuçları kabul etseniz de etmeseniz de o kitapta çok dikkate değer ama birbirleriyle ilişkisiz çok sayıda gerçeğin birbirini tamamlayan bir bütün haline getirilmiş olduğunu kabul edeceğinizi düşünüyorum. Hayvan tanrının neden yeterli olmayıp yerinde bir insan tanrının aldığı sorusuna gelince. Uzun vadede bu soruya totem ve tabu da şöyle bir değinilmiş, din oluşumu ile ilgili diğer sorunlardan ise hiç söz edilmemiştir. Bu türden bir sınırlamanın aslında bir ile aynı şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? Benim eserim, din sorununun çözümüne psikanalitik tartışmanın önerebileceği, özel katkının kesin soyutlanmışlığının iyi bir örneğidir. Eğer şimdi daha az gizli kalmış olan diğer örneği de eklemeye çalışıyorsam, beni daha önce tek taraflı olmakta suçlarken yapmış olduğunuz gibi Şimdi de kendi kendimle çelişmekle suçlamanız gerekir. Daha önce söylediklerimle şimdi ileri sürdüklerim arasındaki gizli olanla açık olan güdüler arasındaki baba ile insanın çaresizliği ve korunma ihtiyacı arasındaki birleştirici bağlantılara dikkati çekmek elbette benim görevimdir. Bu bağım bulunması zor değildir. Çocuğun çaresizliği ile bunu sürdüren erişkinin çaresizliği arasındaki ilişkiden oluşurlar. Böylelikle dinin oluşumu konusunda psikanalizin ileri sürdüğü güdülerin beklendiği gibi açığa vurulmuş güdülere çocuksu katkıyla aynı şey olduğu ortaya çıkar. Kendimizi bir çocuğun pisişik yaşamını yaşıyor olarak kabul edelim. Sanırım psikanalizin açıkladığı anakliktik bağlılık tipine uyan nesne seçimini sanırım hatırlıyorsunuz. Bu seçimde libido narsistik gereksinimleri izleyerek kendisini bu gereksinimlerin giderilmesini sağlayan nesnelere bağlar. Böylece çocuğun açlığını gideren, anne onun ilk sevgi nesnesi ve hiç kuşkusuz aynı zamanda onu tehdit eden dış dünyanın belirsiz tehlikelerine karşı ilk koruyucusu, endişeye karşı ilk koruyucusu da diyebiliriz. Olur. Bu koruma rolünde annenin yeri çok geçmeden daha güçlü olan baba tarafından alınır. Çocuğun geri kalan dönemi boyunca baba bu rolde yerini korur. Ama çocuğun babasına karşı yaklaşımı kendine özgü bir kararsızlıkla renklenmiştir. Bizzat baba belki de annesiyle olan daha eski ilişkisi nedeniyle çocuk için bir tehlike oluşturur. Böylece çocuk babasına ne kadar özlem ve hayranlık duyuyorsa o ölçüde de korkar. Babaya karşı yaklaşımında ortaya çıkan bu kararsızlığın belirtileri totem ve tabuda gösterildiği gibi her dinde derin izler bırakmıştır. Büyüyen birey sonsuza dek çocuk olarak kalmaya mahkum olduğunu, bilinmedik üstün güçlere karşı korunmaya mutlaka muhtaç olduğunu anladığında bu güçlere kendi baba figürüne ait özellikleri atfeder. Kendisine korktuğu, yatıştırmaya çabaladığı ve gene de kendi korunmasını emanet ettiği tanrılar yaratır. Böylece bir babaya olan özleminin, kendi insani zayıflığının sonuçlarından koruma ihtiyacıyla aynı özellikleri taşıyan bir güdü olduğu görülmektedir. Erişkin insanın gerçekliğini bizzat kabul etmesi gereken çaresizliğe karşı tepkisini ki bu tepki aslında tam olarak dinin oluşumudur, karakteristik özelliklerini veren şey çocukça çaresizliğe karşı geliştirilmiş olan savunmadır. Ama ben Tanrı düşüncesinin gelişmesini daha fazla incelemek niyetinde değilim. Burada bizim meşguliyetimiz, uygarlığın bireye aktarmış olduğu şekliyle dinsel düşüncelerin tamamlanmış bütünüdür. 5. Bölüm Şimdi anketimize devam edelim. Bu durumda dinsel düşüncelerin psikolojik anlamı nedir ve bunları hangi başlıklar altında sınıflandırmamız gerekir? Soru ilk bakışta hiç de hemen yanıtlanacak kadar kolay değil birkaçını yatsıdıktan sonra şu formülasyonun yanında konumumuzu alacağız. Dinsel düşünceler, dış veya iç gerçekliğin, kişinin henüz kendisi tarafından keşfedilmemiş yönleri hakkında bir şeyler söyleyen ve kişinin inancını gerektiren olguları ve koşulları hakkındaki öğreti ve iddialardır. Bize yaşamda bizim için en önemli ve ilginç olan şeyler hakkında bilgi verdiklerinden özellikle üstün tutulurlar. Bunlar hakkında hiç bilgisi olmayan biri gerçekten cahildir ama bilgi dağarcığını bu düşüncelerini ekleyerek zenginleştirmiş olan kişi kendisini çok daha varlıklı biri olarak kabul edebilir. Dünyadaki çeşitlilikler konusunda bu türden yaygın birçok öğreti bulunmaktadır. Her okul dersi bu öğretilerle doludur. Örneğin coğrafyayı ele alalım. Bize Konstans kasabasının Bodense gölü kıyısında olduğu öğretilir. Bir okul şarkısı da şöyle der. İnanmazsan git de bak. Ben orada bulunma şansını elde ettim ve bu şirin kasabanın çevresinde yaşayan herkesin Bodense adını verdiği geniş bir su birikintisinin kıyısında yer aldığı gerçeğine tanıklık edebilirim. Artık bu coğrafi iddianın doğruluğu konusunda hiçbir kuşkum kalmadı. Buna bağlı olarak aklıma çok ilginç bir başka deneyimim geldi. Atina'daki Akropol tepesine ilk kez çıkıp tapınak kalıntıları arasından Mavi Denizi seyrettiğimde artık olgunluk yıllarını yaşayan bir adamdım. Neşeyle karışık bir hayret duygusuna kapıldım. Bu duygu sanki şöyle diyordu: Anlaşılan bu gerçekten doğruymuş, tıpkı okulda öğrendiğimiz gibi. Eğer bunu öğrendiğimde böylesine bir hayret yaşayabildiysem, bana öğretilenlerin doğru olduğu konusunda edindiğim inancın gerçekten ne kadar yüzeysel ve zayıf olması gerektiğini bir düşünün. Ama ben bu deneyimin önemini daha fazla abartmayacağım. Çünkü hayretimin o zaman anlamadığım, tümüyle öznel ve o yerin özel niteliğiyle ilgili bir başka açıklaması bulunmuş olabilir. Buna benzer tüm öğretiler, belirtilen iddialar için zemin oluşturularak içeriklerine iman edilmesini talep ederler. Gözlem ve kuşkusuz çıkarsamalar temelinde yükselen daha uzun süreli bir düşünce sürecinin özetlenmiş sonucu olarak öne sürdürürler. Herhangi bir kişi bu sürecin sonucunu kabullenmek yerine bu süreci doğrudan yaşamak isterse ona bu işe nasıl başlayacağı gösterilir. Ayrıca kaynağın coğrafya doğruları durumunda olduğu gibi herkes tarafından anlaşılır olmaması durumunda Ek olarak bu öğretilerin getirdiği bilginin kaynağı da bize her durumda gösterilir. Örneğin dünya küre biçimindedir. Bu iddia lehinde ileri sürülen kanıtlar, Foucault'un sarkaç deneyi, ufuk çizgisinin davranışı ve daima aynı yönde gidilerek dünyanın çevresinin denizden dolaşılabilmesinin mümkün olmasıdır. İlgili herkesin kabul edeceği gibi, her öğrenciye bir dünya turu yaptırmak pek pratik olmadığından okulda öğretilenlere güvenilmesini kabullenmekle yetiniriz ama kişisel bir kanıt edinme yolunun herkese açık olduğunu da biliriz. Aynı deneyi dinin öğretilerine uygulayalım. Bu öğretilere inanma gerekliliğinin nereden kaynaklandığını sorduğumuzda kendi aralarında fark edilir derecede uyumsuz üç yanıt alırız. Birincisi bu öğretilere ilk atalarımız inandığı için bizim tarafımızdan da inanılmayı hak ederler. İkincisi bu konuda aynı ilkel çağlardan bize aktarılmış olan kanıtlarımız vardır. Üçüncüsü bu öğretilerin doğru olup olmadığı sorusunun herhangi bir biçimde ortaya atılması yasaktır. Eski günlerde bu derece küstah bir talep en ağır cezalara neden olmaktaydı. Günümüz toplumu bile bu sorunun tekrar ortaya atılmasına pek iyi gözle bakmaz. Bu üçüncü nokta en yüksek derecede kuşkumuzu uyandırır. Her şey bir yana böyle bir yasaklamanın tek bir nedeni olabilir. Toplumun dinsel doktrinleri savunusunun ardında yatan temelsizliğin iyice farkında olması. Aksi takdirde gerekli verilerin kesin bir kanaate varmak isteyen herkesin kullanımına sunulması kuşkusuz çok kolay olurdu. Durum böyle olduğuna göre diğer iki kanıtın temelde incelenmesine giderilmesi güç bir güvensizlik duygusuyla geçebiliyoruz. İnanmalıyız çünkü atalarımız da öyle inanmıştı. Ama atlanılan bir şey var. Bu öncellerimiz bizden çok daha cahildirler. Günümüzde asla kabul edemeyeceğimiz şeylere inanıyorlardı. Dinin doktrinlerinin de bu kategoriye ait bulunması olasılığı aklımıza gelmektedir. Bize bıraktıkları kanıtlar her türlü güvenilmezlik belirtisini taşıyan yazılı yapıtlardır. Bu yapıtlar çelişkiler, düzeltmeler ve yanlışlıklarla doludur ve olaylara dayanan kanıtlardan söz ettiklerinde bile inandırıcı olamamaktadırlar. Bu yapıtların üslubunun veya hatta yalnızca içeriklerinin ilahi bir kudretten kaynaklandığının iddia edilmesi de pek yardımcı olmaz.'' Çünkü bizzat bu iddiada gerçekliği sınanmakta olan doktrinlerden biridir ve hiçbir önerme kendi kendisine kanıtı olamaz. Böylelikle şu çarpıcı sonuca varırız. Kültürel doğrularımızla sağlanan bilgenin tümü arasında doğruluğu en az kanıtlanabilmiş unsurlar, tam da bizim için en fazla önem taşıması gereken ve evrenin bilmecelerini çözme, yaşamın acılarına katlanmamızı sağlama görevini üstlenmiş unsurlardır. Eğer bu unsurlardan daha fazla bir kanıtlama yeteneğini sahip olmasalardı, balinaların yumurtlamayıp yavrularını doğurarak dünyaya getirmeleri olgusu kadar bizi daha az ilgilendiren bir şeye bile kendimizi inandırmamız mümkün olmazdı. Bu durum özünde çok ilginç bir psikolojik sorun taşır. Dinsel doktrinlerin gerçekliğini kanıtlamanın olanaksız oluşu konusunda söylediklerimin yeni bir şey olduğunu da sanılmasın. Bu olanaksızlık tüm çağlarda bize bu mirası bırakmış olan atalarımız tarafından da hiç kuşkusuz duyum sanmıştır. Onların birçoğu da büyük bir olasılıkla bizim duyduğumuz kuşkuların benzerlerini besliyorlardı. Ama üzerindeki baskı bu kuşkularını dile getirmeye cesaret etmelerini engelleyecek kadar güçlüydü. O zamandan bu yana sayısız insan benzer kuşkuların cenderesine girmiş ve görevlerinin inanmak olduğunu sandıkları için bu kuşkularını bastırmaya çabalamışlardır. Parlak zekalı birçok insan bu çelişki karşısında çözülmüş ve birçok kişilik bir çıkış yolu bulmak amacıyla verdiği tavizler nedeniyle bozulmuştur. Dinsel öğretilerin gerçekliğinin göz önüne serilmesi için ileri sürülen kanıtların tümü geçmişten kaynaklandığına göre şöyle bir çevremize bakıp hakkında yargıya varmamız çok daha kolay olan çağımızın da bu türden kanıtlar sağlayıp sağlayamayacağını görmek doğal olacaktır. Eğer bu sayede dinsel sistemin bir tek bölümünü bile kuşkunun gölgesinden kurtarabilirsek, sistemin tümü inanılır olma anlamında ciddi kazançlar sağlayacaktır. Bu noktada ruhçuların etkinlikleri karşımıza çıkar. Onlar bireyin ruhunun ölümden sonra yaşadığından emindirler. Bu dinsel doktrinin gerçekleniş bir kuşkuya yer vermeyecek biçimde bize gösterme çabasındadırlar. Ama ne yazık ki ruhlara ait görüntü ve sözlerin yalnızca kendi pisişik etkinliklerinin bir ürünü olduğu gerçeğini kanıtlarla çürütmeyi başaramazlar. En büyük adamlar ve en önde gelen düşünürlerin ruhlarını çağırmış olmalarına rağmen, bu ruhlardan aldıkları tüm bildiri ve bilgiler o kadar aptalca olmuş. O kadar sefilce bir anlamsızlık göstermiştir ki, insan bunlarda ruhların kendilerini çağırmış olan insan grubuna uyum gösterme yeteneği dışında inanılır bir şey bulamaz. Bu noktada sorundan kaçamak bir yolla kurtulmak için yapılmış ve ümitsiz bir çaba oldukları izlenimini veren iki girişimden söz etmeliyim. Bunlardan saldırgan nitelikte olanı eski, diğer ise ustalıklı ve çağdaştır. Birincisi Hristiyanın ilk asırlarında yaşamış kilise babalarından birine ait olan, saçma olduğu için inanıyorum değişidir. Bu görüş dinsel doktrinlerin mantığın yargılama alanı dışında mantık üstü olduğunu ileri sürer. Bu doktrinlerin gerçekliğini içimizde hissetmeliyiz. Bunların kavranması gerekmez. Ama bu saçma sözcüğü ancak bir kişisel itiraf olarak ilgi çekebilir. Yetkin bir ifade olaraksa hiçbir şekilde bağlayıcı yönü yoktur. Ben her saçmalığa inanmak zorunda mıyım? Hepsine inanmak zorunda değilsem neden sadece buna inanmalıyım? Mantığın terazisinden başka yargı ölçütü yoktur. Dinsel doktrinlerin gerçekliği bu gerçekliğe tanıklık eden bir içsel yaşantıya bağlıysa, bu ender deneyimi yaşamamış olan çok sayıdaki insanı ne yapacağız? Her insandan sahip olduğu mantık yeteneğini kullanması istenebilir. Oysa yalnız birkaç kişi için geçerli olan bir güdü temelinde herkese uygulanacak bir zorunluluk inşa edilemez. Bir insan kendisini aşırı derecede duygulandırmış olan bir iman durumu sırasında dinsel doktrinlerin gerçekten doğruluğu konusunda sarsılmaz bir inanç edinmişse, bunun diğer insanların aynı şekilde inanması için ne gibi gerçekliği olabilir? İkinci girişim sanki felsefesi düşünürler tarafından yapılmıştır. Bu felsefe, düşünce faaliyetimizin temelsiz ve hatta saçma olduğunu açıkça bildiğimiz çok sayıda varsayım içerdiğini kabul eder. Bunlar kurgu adını alır. Ama bazı pratik nedenlerden ötürü sanki bu kurgulara inanıyormuş gibi davranmamız gerekir. İnsan toplumunun devamı için taşıdıkları karşılaştırma kabul etmez önem nedeniyle bu durum dinsel doktrinler konusunda da geçerlidir. Bu akıl yürütme biçimi, saçma olduğu için inanıyorum deyişinden çok farklı değildir. Ama ben sanki felsefesinin talebinin ancak bir felsefecinin ileri sürebileceği türden bir talep olduğunu düşünüyorum. Düşüncesi felsefenin hünerli hilelerinden etkilenmemiş olan bir insan bunu hiçbir zaman kabul edemez. Böyle bir insanın görüşüne göre bir şeyin saçma veya mantığa aykırı olduğu kabul edildiği anda söylenecek başka bir şey kalmaz.'' sıradan faaliyetlerinin tümünde göz önünde tuttuğu teminatlardan en önemli çıkarları ile ilgili bir konuda vazgeçmesi bu insandan beklenemez. Daha çok küçükken bile diğerleri arasında tuhaf ve dikkat çekici bir gerçekçilikle kendini gösteren bir çocuğu anımsıyorum. Çocuklar anlatılan bir peri masalına kendilerini kaptırmış dikkatle dinlerlerken o ayağa kalkıp bunlar gerçek mi diye sorar. Olmadığı söylendiğinde de yüzünde küçümseyici bir ifadeyle oradan uzaklaşırdı sanki felsefesinin din yandaşlığına rağmen insanların yakın bir gelecekte dinin peri masallarına karşı da aynı biçimde davranacakları beklenebilir. Ama insanlar günümüzde gerçekten çok farklı bir davranış gösteriyorlar. Ve geçmiş zamanlarda doğruluklarının kanıtı asla mümkün olmamasına rağmen dinsel düşünceler insanlık üzerinde olabilecek en derin etkiyi yapmıştır. Bu yeni bir psikolojik sorundur. Biz bu doktrinlerin içsel gücünün nereden geldiği ve mantığın yargısından bağımsız olmalarına rağmen etkinliklerini neye borçlu oldukları sorusunu mutlaka sormalıyız. 6. Bölüm Diğer iki soruyu yanıtlamak için yeterince hazırlık yaptığımızı düşünüyorum. Bu yanıt dikkatimizi dinsel düşüncelerin pisişik kökenine yönelttiğimizde bulunacaktır. Birer öğreti olarak sunulan bu düşünceler, deneylerle elde edilmiş sonuçlar veya düşünce ürünleri değildirler. Bunlar sadece yanılsamalardır. İnsanlığın en eski, en güçlü ve en acil arzularının doyumudurlar. Bu düşüncelerin gücünün sırrı bu arzuların gücünde yatar. Daha önceden bildiğimiz gibi çocukluktaki çaresizliğin dehşet verici izlenimi baba tarafından giderilen bir korunma, sevgi yoluyla korunma gereksinimine yol açmıştı. Bu çaresizliğin tüm yaşam boyu sürdüğünün bilinmesi bir babanın ama bu kez daha güçlü bir babanın varlığına bağlı kalmayı zorunlu hale getirmiştir. Böylelikle ilahi bir tanrının iyiliksever egemenliği yaşam tehlikelerinden kaynaklanan korkumuzu giderir. Alaki bir dünya düzeninin kurulması, insan uygarlığında büyük oranda göz ardı edilmiş olan adalet talebinin yerine getirilmesini garanti eder ve dünyadaki varlığımızın gelecekteki bir yaşamla sürmesi bu arzu doyumlarının gerçekleşeceği zaman ve mekan çerçevesini belirler. Evrenin nasıl oluştuğu veya bedenle ruh arasındaki ilişkinin ne olduğu gibi İnsanın ilgisini çeken bilmecelerin yanıtları, bu sistemin temelinde yatan düşüncelerle uyum içinde gelişmişlerdir. Baba kompleksinden kaynaklanan ve çocuğun hiçbir zaman tümüyle yenemediği, çocukluğa ait çatışmaların akıl alanından soyutlanıp, evrensel kabul gören bir çözüme ulaştırılmaları, bireyin ruhunda çok büyük bir rahatlama oluşturur. Bu düşüncelerin yanılsamalar olduğunu söylediğim zaman bu sözcüğün anlamını da açıklamam gerekir. Yanılsama, hatayla aynı şey değildir. Aristo'nun böceklerin gübreden oluştuğu biçimindeki cahil insanların hala korudukları inancı bir hataydı. Bizden önceki hekim kuşağının frengi hastalığının aşırı cinsel faaliyetin sonucu olduğu biçimindeki inancı da bir hataydı. Bu hatalara yanılsama adını vermek çok doğru olmaz. Öte yanda Kolomb'un Hindistan'a ulaşan yeni bir deniz yolu bulduğunu sanması bir yanılsamaydı. Bu hatada Kolomb'un arzularının oynadığı rol çok açıktır. Hint-Alman ırkının uygarlık yaratabilecek tek ırk olduğu yolunda bazı milliyetçiler tarafından ileri sürülen iddia veya çocukların cinselliği bulunmayan yaratıklar olduğu biçiminde psikanalizin çürüttüğü inanç birer yanılsama olarak tanımlanabilir. Yanılsamalar için niteleyici olan nokta insan arzularından kaynaklanmalarıdır. Bu yönleriyle yanılsamalar psikiyatrik hezeyanlara yakın düşerler. Ama hezeyanların yapısının daha karmaşık olması bir yana bir başka ayrım daha gösterirler hezeyanlar söz konusu olduğunda gerçekte çelişki halinde olmalarının temel bir nokta olduğu vurgulanır. Yanılsamaların yalan olması gerekmez. Yani gerçekleştirilmeleri olanaksız veya gerçekle çelişkili değildirler. Örneğin orta sınıftan bir genç kız, bir prensin gelip kendisiyle evlenebileceği yanılsamasına sahip olabilir. Bu mümkün de olabilir. Az sayıda da olsa böyle şeyler gerçekleşmiştir. Ama Mesih'in yeryüzüne inip altın bir çağ başlatması çok daha küçük bir olasılıktır. Bu inancın bir yanılsama olarak mı yoksa hezeyan benzeri bir şey olarak mı sınıflandırılması örnekleri bulmak kolay değildir. Ancak simyacıların tüm madenlerin altına dönüştürülebileceği biçimindeki yanılsaması gerçekleşmiş bir yanılsama olabilir. Çok miktarda, mümkün olduğu kadar fazla miktarda altına sahip olma arzusunun zenginliği belirleyen şeyler hakkındaki bugünkü bilgimiz tarafından epeyce küllendirilmiş olmasına rağmen kimya bilimi madenlerin nitelik değiştirerek altına dönüştürülmesinin artık olanaksız olmadığını kabul etmektedir. Dolayısıyla güdülenmesinde arzu doyumu başlıca unsur olan inançlara yanılsama adını vermekteyiz. Böylelikle tıpkı yanılsamanın doğrulanmayı hiç de değerli saymaması gibi biz de onun gerçeklikle olan ilişkisini görmezlikten geliriz. Yaptığımız bu açıklamalarla anlayışımızı bu şekilde ortaya koyduktan sonra bir kez daha dinsel doktrinler sorununa dönebiliriz. Şimdi bu doktrinlerin tümünün birer yanılsama olduğunu ve kanıtlanamaz olduklarını tekrarlayabiliriz. Hiç kimse bunların gerçek olduğunu düşünmeye, bunlara inanmaya zorlanamaz. Bunların bazıları o kadar olasılık dışı, dünyanın gerçekliği hakkında çabalayarak keşfettiğimiz her şeyle o kadar uyumsuzdurlar ki, eğer psikolojik ayrımlara dikkat edersek, bunları hezeyanlarla karşılaştırabiliriz. Bunların çoğunun gerçeklik değeri konusunda bir yargıya varamayız bunlar kanıtlanamadıkları gibi aynı zamanda çürütülemezlerdi. Bunlara eleştirel bir yaklaşımda bulunmak için halen bilgimiz yeterli değildir. Evrenin bilmecelerinin çözümü bizim incelemelerimizle çok yavaş olmaktadır. Bugün bilimin yanıtlayamadığı birçok sorun vardır. Ama dışımızdaki gerçeklik hakkında bize bilgi verebilecek tek yol bilimsel çalışmadır. Sezgi ve iç gözlemden herhangi bir şey beklemek yalnızca bir yanılsamadır. Sezgi ve iç gözlem bize zihinsel yaşamımızın yorumlanması güç ayrıntılarından başka bir şey veremez. Dinsel doktrinin çok kolayca yanıt bulduğu sorunlar hakkında ise herhangi bir bilgi sunamaz. İnsanın kendi keyfi iradesinin yardıma gelip, Yeni kendi kişisel düşüncesine göre dinsel sistemin şu veya bu bölümünün daha az veya daha fazla kabul edilebilir olduğunu ilan etmesi küstahça davranış olur. Bu tür sorunlar bu şekilde davranılmayacak kadar ciddiye alınmalıdır. Bunlara kutsaldırlar da diyebiliriz. Bu noktada bir itirazla karşılaşmak beklenebilir. İyi ama en sert kuşkucular bile dinsel iddiaların mantık yoluyla çürütülemeyeceğini kabul ediyorlarsa ben bunlara neden inanmayayım? Gelenek insanlığın genel kabulü ve sağladıkları büyük huzur gibi birçok şey bu değerlerin safında yer alıyor. Sonuçta neden inanılmasın? Hiç kimsenin inanmaya zorlanamayacağı gibi aynı şekilde hiç kimse de inanmamaya zorlanamaz. Ama buna benzer tartışmaların bizi doğru anlayış tarzına yönelttiği aldatmacasıyla kendimizi tatmin edemeyiz. Kabul edilmez özür diye bir şey varsa bu işte odur. Cehalet cehalettir. Cehaletten herhangi bir şeye inanma hakkı çıkarılamaz. Aklı başında hiçbir insan diğer konularda bu derece sorumsuz davranmayacak veya görüşlerinin ve aldığı tavrın bu kadar zayıf bir temeli olmasına rıza göstermeyecektir. Aslında bunlar yalnızca dinle olan bağlantılarını çoktan koparmış bir insanın dine hala sıkı sıkıya bağlı olduğunu kendisine ve diğer insanlara gösterme çabalarıdır. Din sorunları söz konusu olduğunda insanlar mümkün olan her türlü rezilliğe ve entelektüel samimiyetsizliğe girişirler. Felsefeciler özgün anlamlarından hiçbir iz kalmayıncaya kadar kelimelerin anlamını çekip uzatırlar kendileri için yarattıkları belirsiz bir soyutlamaya Tanrı adını verir. Bunu yaptıktan sonra da artık tüm dünyaya karşı Tanrıcı, Deist, Tanrı'ya inanç duyan kişi pozunu takınabilirler. Hatta Tanrılarının artık dinsel doktrinlerin güçlü kişiliği olmayıp yalnızca zayıf bir gölge haline geldiğini kavramaksızın daha yüksek ve saf bir Tanrı kavramını kabul etmeleriyle övünürler. Eleştirmenler, evren karşısında insanın duyduğu önemsizlik ve güçsüzlük duygusunu kabul eden herkesi aşırı dindar olarak tanımlamakta ısrar ederler. Oysa dinsel tavrın özünü oluşturan şey bu önemsizlik ve güçsüzlük duygusu değil, bunu izleyen aşama, bunlara çare bulmaya çalışan tepki aşamasıdır. Koca dünyada insanların oynadığı küçük rolü alçak gönüllülükle kabul edip daha aşırıya kaçmayan bir kişi, umulanın aksine işte böyle bir kişi sözcüğün gerçek anlamıyla dinsizdir. Dinsel doktrinlerin gerçeklik değerini saptamak bu çalışmamızın çerçevesine dahil değildir. Bu doktrinleri psikolojik niteliklerinden hareketli yanılsamalar olarak kabul etmiş olmamız bizim için yeterlidir. Ama bu buluşumuzun çoğu kişinin tümünden önemli olduğunu kabul edeceği soruna karşı tavrımızı kuvvetli bir biçimde etkilediği gerçeğini de gizleyemeyiz. Dinsel doktrinlerin hangi dönemlerde ve ne türden insanlar tarafından oluşturulduklarını aşağı yukarı biliyoruz. Ek olarak buna yol açmış güdüleri de ortaya çıkarabilirsek, din sorununa karşı tavrımızda dikkate değer bir değişiklik olacaktır dünyayı yaratan ve rahim ve rahman olan bir tanrı var olsaydı, evrenin ahlaki bir düzeni bulunsaydı ve ölümden sonra yaşam gerçek olsaydı, bunun ne kadar güzel bir şey olacağını kendi kendimize söyleyip duracağız. Ama bütün bunların gerçekliğini arzulamaya mecbur olduğumuz şeyler olması çok çarpıcı bir gerçektir. Zavallı, cahil ve ezilmiş atalarımızın evrenin bütün bu zor bilmecelerini çözmeyi başarabilmeleri ise daha da dikkate değer bir şey olurdu. 7. Bölüm Dinsel doktrinlerin yanılsama olduğunu kabul eder etmez karşımıza hemen bir soru daha çıkmaktadır. Üstün tuttuğumuz ve yaşamamızı yönetmelerine izin verdiğimiz diğer kültürel değerler de benzer nitelikte olamazlar mı? Siyasi kurallarımızı belirleyen düşünceleri de birer yanılsama olarak tanımlamamız gerekmez mi? Uygarlığımızda cinsler arasındaki ilişkilerin erotik bir yanılsama veya bu türden birkaç yanılsamanın müdahalesine maruz oldukları doğru değil midir? bilimsel çalışmadaki gözlem ve akıl yürütme aracılığıyla dış gerçeklik hakkında bir şeyler öğrenebileceğimize olan inancımızın daha iyi bir temeli olup olmadığını sormaktan da kuşkularımız bir kez daha uyandığına göre artık geri duramayız. Hiçbir şey bizi, gözlemimizi kendi kendimize yöneltmekten veya düşüncelerimizi kendi düşüncemizin eleştirisine kullanmaya engel olmamalıdır. Bu alanda sonuçları bir dünya görüşü inşası için belirleyici nitelikte olarak yorumlanabilecek birkaç inceleme ile karşılaşmaktayız. Dahası böyle bir çabanın boşa gitmeyeceği ve kuşkumuzu en azından kısmen doğrulayacağı kanısındayız. Ama yazar bu ölçüde kapsamlı bir görev yerine getirme yoluna başvurmayacak ve çalışmasını bu yanılsamaların yalnızca bir tanesini ismen söylemek gerekirse dini sonuna kadar irdelemekle sınırlayacaktır. Ama rakiplerimizin gürsesi sesi bizi duraksatıyor. Yanlışlarımızın hesabını vermeye çağrılıyoruz. Arkeolojiye duyulan ilgi hiç kuşkusuz çok övgüye değer. Ama eğer bir kazı sırasında konukların altını kazarak çökmelerine ve insanların yıkıntılar altında kalmasına neden olunacaksa bu arkeolojik kazıya kimse üstlenmez. Dinin doktrinleri konusu diğerleri gibi üstün körü tartışma konusu yapılabilecek bir konu değildir. Uygarlığımız bu doktrinler üzerine kurulmuştur ve insan toplumunun devamı insanların çoğunluğunun bu doktrinlerin gerçekliğine inanmasına bağlıdır eğer insanlara güçlü ve adil bir tanrı olmadığı, ilahi bir dünya düzeni ve ölümden sonra yaşamın bulunmadığı öğretilirse, kendilerini uygarlığın hükümlerine uymaya iten tüm sorumluluklardan kurtulmuş hissedeceklerdir. Herkes kısıtlanma veya korku duymaksızın kendi toplum dışı ve bencil içgüdülerini izleyecek ve kendi hükmünü geçirmeye çalışacaktır. Uygarlığın binlerce yıllık gelişim sonucu ortadan kaldırılmış olan kaos geri gelecektir dinin gerçeğin kapsamı içinde olmadığını bilsek ve kanıtlasak bile bu gerçeği gizlemeli ve sanki felsefesinin önerdiği gibi davranmalıyız. Bu hepimizin varlığını sürdürmesinin yararına olacaktır. Ayrıca oluşturduğu tehlikeyi saymazsak, aynı zamanda amansız bir zalimlik de olacaktır. Sayısız insan tek huzuru dinsel doktrinlerde bulmakta ve ancak bunların yardımıyla yaşamak kazanabilmektedir. Karşılığında daha iyi bir şey vermeden onları bu destekten yoksun bırakacaksınız bilimin şu ana kadar fazla bir ilerleme göstermediği ve bu ilerlemeyi başarabilse bile insan için yeterli olmayacağı kabul edilmektedir. İnsanın kuru bilimle hiçbir zaman tahmin edilemeyecek daha değişik, vazgeçilmez gereksinimleri vardır. İnsani konularda içgüdüsel yaşamla karşılaştırıldığında, insan hakların ne kadar küçük bir rol oynadığı konusunda her zaman için ısrarcı olmuş bir psikoloğun şimdi de insanlığı çok kıymetli bir arzu doyum aracından yoksun bırakmaya, ve bunun entelektüel gelişmeyle giderilmesini önerme girişimleri çok garip. Doğrusu tutarsızlığın doğru oluyor. Bir solukta ne kadar çok suçlama. Ama ne var ki ben bunların tamamını delillerle çürütmeye hazırım. Ve eğer dine karşı bugünkü yaklaşımımızla devam edersek uygarlığın bu tavırdan vazgeçmemesi halinde belireceklerden daha büyük tehlikelere maruz kalacağı iddiasını öne süreceğim. Bütün bunlara rağmen ben yine de yanıtıma nereden ve nasıl başlayacağımı kestiremiyorum. Belki de bizzat benim bu düşüncemin tümüyle zararsız ve tehlikesiz olduğunu kabul ettiğimi sizi temin ederek başlayabilirim. Öncelikle aklın değerini abartan ben değilim. Eğer insanlar benim karşıtlarımın tanımladığı gibilerse ve onlara karşı çıkmak istemem, o zaman inançlı bir dindarın benim bu tartışmalarıma yenik düşüp inancından yoksun kalma tehlikesi yok demektir. Bunun yanı sıra ben benden daha değerli kişilerin benden daha önce, daha eksiksiz, daha güçlü ve etkileyici bir üslupla söylemiş olduklarından başka bir şey söylemiş değilim. Bu kişilerin isimleri herkes tarafından çok iyi bilinmektedir. Kendimi onlardan biriymiş gibi göstermeye çalıştığım izlenimini vermekten hoşlanmadığım için isimlerini burada ayrıca belirtmeyeceğim. Benim bütün yaptığım ve bu benim yorumumda yeni olan tek şeydir. Büyük öncüllerimin eleştirilerine psikolojik bir temel eklemek olmuştur benim yaptığım bu ekin daha önceki çabaların yaratamadığı etki yapması beklenmemelidir. Hiç kuşkusuz bu noktada bana etkisiz olacaklarından eminsem bu şeyleri yazmanın ne anlamı olduğu sorulabilir. Bu konuya aşağıda ve daha sonra değineceğim. Bu yayının zarar verebileceği tek kişi benim. Yüzeysel, dar görüşlü bir idealden veya insanlığın en yüce çıkarlarını anlatmaktan yoksun olduğum konusunda en can sıkıcı serzenişleri dinlemek zorunda kalacağım. Ama bu tür sistemler benim için yeni bir şey değildir. Ayrıca daha gençliğinde çağdaştırımın ayıplamalarının üzerine çıkabilmeyi öğrenmiş olan ve yakın bir gelecekte tüm beğeni ve karşıtlığın artık kendisine ulaşamayacağından emin olduğu yaşlılık çağında bulunan bir adam için bu sistemlerin ne anlamı olabilir? Eski çağlarda durum çok farklıydı. O dönemlerde benimkilere benzer laflar kişinin dünya üzerindeki varlığının mutlak bir biçimde sona ermesi ve ölümden sonraki yaşam konusunda kişisel bir deneyim kazanma fırsatını hızla elde etmesi sonucunu getirmekteydi. Ama tekrar ediyorum. O dönemler artık geride kalmıştır. Günümüzde buna benzer yazılı yapıtlar yazarlarına, okurlarına olduğundan daha fazla bir tehlike getirmemektedir. Olabilecek en kötü şey bu kitabın başka bir dile çevrilmesinin ve dağıtımının şu veya bu ülkede ve elbette tam da kültürünün yüksek standardından çok emin olan bir ülkede yasaklanmasıdır. Ama eğer kişi kadere boyun eğmeyi ve arzulardan özveriyi biraz olsun mazur görebiliyorsa bu türden bir zarara da katlanabilmelidir. Bu yapıtın yayınlanmasının her şeye rağmen bir kişiye değil bir davaya, psikanaliz davasına zarar verip vermeyeceği sorusu da aklıma geldi. Çünkü benim yapıtım olduğu yatsınamayacak psikanaliz yaygın bir güvensizlik ve kötü niyetle karşılanmıştır. Eğer şimdi böyle hoşnutsuzluk oluşturan bildirimlerle ortaya çıkarsam, insanlar benim kişiliğimden psikanalize doğru yönelmeye hevesleneceklerdir. İşte diyeceklerdir, psikanalizin bizi nereye götürdüğünü artık görebiliyoruz. Maske düştü, Psikanaliz bizim daima kuşkulandığımız gibi Tanrı'nın ve ahlaki bir idealin reddine yol açmaktadır. Bunu öğrenmemiz için psikanalizin bir dünya görüşü olmadığı ve böyle bir şey yaratmayacağı düşüncesiyle aldatılıp durduk. Bu tür bir haykırışla karşılaşmak, bazıları benim din sorunları karşısındaki tavrımı hiçbir şekilde paylaşmayan çok sayıdaki çalışma arkadaşım dolayısıyla benim için gerçekten rahatsız edici olacaktır. Ama psikanaliz birçok fırtınalar geçirmiştir ve bu yeni fırtınayı da göğüslemelidir. Psikanaliz gerçekte bir araştırma yöntemidir. Aynen matematikte kullanılan hesaplamalar gibi tamamen tarafsız bir araçtır. Eğer bir fizikçi hesaplamalar yaparak dünyanın belirli bir süre sonunda yok olacağını bulsaydı, matematik yöntemlere yok edici eğilimler atfedip onu yasaklama konusunda acele etmezdik. Dinlerin gerçeklik değeri aleyhinde burada söylediklerimin hiçbirisi psikanalizin desteğini gerektirmedi. Bunlar analizin ortaya çıkışından çok önceleri başkaları tarafından zaten söylenmiştir eğer psikanalitik yöntemin uygulanması dinin doğrularına karşı yeni bir tartışma yürütülmesini sağlayabiliyorsa onu din düşünsün. Ama din yandaşları da dinsel doktrinlerin duygusal önemine tam değerini vermek için psikanalizden yararlanma konusunda aynı hakka sahiptirler. Şimdi kendimizi savunmaya devam edelim. Dinin insan uygarlığına büyük hizmetler yaptığı açıktır. Din toplum dışı işgüdülerin ehlileştirilmesine büyük katkıda bulunmuştur. Ama bu yeterli olmamıştır insan toplumunu binlerce yıl boyunca yönetmiş ve erişebileceği şeyleri göstermek için yeterli zamana sahip olmuştur. Eğer insanların çoğunluğunu mutlu kılmayı, rahatlatmayı, yaşama katlanmalarını sağlamayı ve onları uygarlığın araçları haline getirmeyi başarabilseydi, hiç kimse bugünkü koşulları değiştirme girişiminde bulunmayı hayal etmezdi. Ama bunun yerine ne görüyoruz? Kişiyi dehşete düşürecek kadar çok sayıda insan uygarlıktan hoşnutsuz, ve uygarlık içinde mutsuz olduğunu, uygarlığı kaldırılıp atılması gereken bir boyunduruk olarak algıladıklarını, bu insanların ya uygarlığı değiştirmek için güçlerinin yettiği her şeyi yaptıklarını ya da uygarlık veya içgüdü kısıtlamasıyla hiçbir ilişkileri kalmayıncaya kadar uygarlık düşmanlığında ileri gittiklerini görüyoruz. Burada bu durumun tam da bilimdeki ilerlemelerin acıklı etkileri nedeniyle dinin insan kitleleri üzerindeki etkinliğinin bir bölümünü yitirmiş olması gerçeğinden kaynaklandığını söylenerek bize itiraz edilecektir. Bu itirafı ve gerekçesini kaydedip ileride kendi amaçlarımız için kullanacağız. Ancak itirazın kendisinin hiçbir gücü yoktur. Dinsel doktrinlerin dolu dizgin hüküm sürdüğü dönemde insanların genellikle daha mutlu oldukları kuşkuludur. Daha ahlaklı olmadıkları ise kesindir. İnsanlar dinin hükümlerini dışsallaştırmanın ve böylelikle onların amaçlarını geçersiz kılmanın yolunu daima bulmuşlardır. Görevleri dine itaati sağlamak olan rahipler de bu yolda kendilerine düşeni yapmışlardır. Tanrı'nın iyiliği adaleti üzerinde sınırlayıcı olmalıdır. Kişi günah işler bir özveride bulunur veya kefaretini öder. Böylece bir kez daha günah işlemekte serbest kalır. Rus iç gözlemciliği ilahi inayetin tüm lütuflarına mazhar olabilmek için günahın vazgeçilmez ön koşul olduğu, dolayısıyla sonuçta günahın Tanrı'nın hoşuna gittiği sonucunu çıkaracak bir aşırılığa kadar varmıştır. Rahiplerin, kitlelerin dine itaatini ancak insanın içgüdüsel tabiatına böyle büyük tavizler vererek sağlayabildikleri bir sır değildir. Böylece şu kanıya varıldı. Yalnızca Tanrı güçlü ve iyi, insansa zayıf ve günahkardır. Her çağda ahlaksızlığın dinden aldığı destek, ahlakın aldığından az olmamıştır. Eğer dinin insanın mutluluğu, kültür karşısındaki duyarlılığı ve ahlaki denetimi konusunda gerçekleştirdiği ilerlemeler bu saydıklarımdan daha iyi değilse, dinin insanlık için gerekliliğini abartıp abartmadığımız ve kültürel taleplerimizi bu temele oturtmakta akıllıca davranıp davranmadığımız soruları ister istemez akla gelmektedir. Durumu bugünkü haliyle olduğu gibi ele alalım. Dinin artık insanlar üzerinde eski dönemlerdeki kadar etkili olmadığının herkes tarafından kabul edildiğini biliyoruz. Burada Hristiyan Avrupa uygarlığından söz etmekteyiz. Bunun nedeni dinin vaatlerinin azalmış olması değil, İnsanların dinin yaptığı bu vaatleri artık daha az inanılır bulmasıdır. Bu değişikliğin büyük olasılıkla tek olması bile, bir nedeninin insan toplumunun üst katmanlarında bilimsel ruhun artması olduğunu kabul edelim. Eleştiri, dinsel belgelerin kanıt oluşturma değerini yontarak azaltmış, doğal bilimler bu belgelerdeki yanlışları ortaya çıkarmış, saygı duyduğumuz dinsel düşüncelerle, ilkel insanlar ve çağların düşünsel ürünleri arasındaki ölümcül benzerlik karşılaştırmalı araştırma alanında hayret ve şaşkınlığa yol açmıştır. Bilimsel düşüncenin dünyevi konular karşısında belirli bir duruşu vardır. Dinsel konular karşısında ise bir an durur tereddüt eder ama sonuçta bu konuda da eşiği aşar. Bu girişimlerde hiçbir duraksama yoktur. Bilginin hazineleri ne kadar çok sayıda insana ulaşabilirse, dinsel inançtan ayrışma o kadar yaygın olmaktadır önce dinin en modası geçmiş ve tartışma götürür uzantıları ama sonra temel önermeleri de terk ettirmektedir. Yalnızca Dayton'ın deney maymunları davasını açan Amerikalılar bu konuda tutarlı olduklarını ortaya koymuşlardır. Kaçınılmaz geçiş başka yerlerde yarım önlemler ve sahte davranışlar aracılığıyla sağlanmıştır. Uygarlığın eğitim görmüş insanlar ve kafa işçilerinden korkacak pek bir şey yoktur. Bu insanlar da uygar davranış için gerekli dinsel güdülerin başka güdülerle, layık güdülerle yer değiştirmesi sıkıntısız bir biçimde gerçekleşecektir. Dahası bizzat bu insanlar büyük ölçüde uygarlığın araçlarıdır. Ama uygarlığa düşmanlık duymak için her türlü nedene sahip olan eğitilmemiş ve ezilen geniş kitlelere gelince farklı bir durum söz konusudur. Onlar insanların artık Tanrı'ya inanmadığını öğrenmedikleri sürece her şey yolundadır. Ama benim bu yazım yayımlanmasa bile onu kesinlikle öğreneceklerdir. Onlar bilimsel düşüncelerin sonuçlarını kabul etmeye hazırdırlar ama bilimsel düşüncenin insanlarda gerçekleştirdiği değişikliği geçirmemiş olarak bu kitlelerin uygarlığa duyduğu düşmanlığın kendilerini bu işe zorlayan bu düzende buldukları zayıf noktaya yöneltilmesi tehlikesi yok mudur? Eğer komşunu öldürmemenin tek nedeni tanrının bunu yasaklamış olması ve şimdiki veya sonraki yaşamda bu nedenle seni ağır bir biçimde cezalandıracağı korkusuysa Tanrı diye bir şey olmadığını ve onun gazabından korkman gerekmediğini öğrendiğin zaman komşunu hiç duraksamadan öldürürsün. Ancak dünyevi yaptırımlarla bunu yapman engellenebilir. İşte bu nedenle ya da bu tehlike... ya bu tehlikeli kitleler en ağır biçimde baskı altına alınmalı ve bir entelektüel uyanış olasılığından dikkatle uzak tutulmalı ya da uygarlık ve din arasındaki ilişki temel bir revizyondan geçmelidir. 8. Bölüm bu ikinci önerinin gerçekleştirilmesinde özel bir güçlükle karşılaşılmayacağı düşünülebilir. Bu işlemin belirli bir özveri gerektirdiği doğrudur. Ama yitirilenden daha fazlasının kazanılması olasılığı vardır. Böyle yapıldığında büyük bir tehlikeden sakınılabilir. Yine de bu işlem sanki uygarlığı daha da büyük tehlikelere maruz bırakacakmış gibi herkesi korkutmaktadır. Aziz Boniface, Saksonların kutsal sayıp ululadıkları ağacı kesip devirdiğinde Olayı seyredenler kutsal ağaca yapılan bu saygısızlığı korkunç bir olayın izlemesini beklediler. Ama hiçbir şey olmadı ve sonuçta Saksonlar vaftiz olmayı, Hristiyan olmayı kabul ettiler. Uygarlık insanın nefret ettiği, kendisine engel olan veya malına göz diktiği komşusunu öldürmemesi emrini verdiğinde bu açıkça insanın aksi takdirde gerçekleşmeyecek olan komünel varlığının yararına yapılmıştı. Çünkü cinayeti işleyen kişi, öldürülenin akrabalarının intikam duygularının ve kendileri de bu tür şiddet eylemlerini en az cinayeti işleyen kişi kadar eğilimli, diğer insanların gizli kıskançlık duygularının hedefi olacaktı. Dolayısıyla kendi öç alma eyleminin veya yaptığı soygunun tadını uzun süre çıkaramayacak ve geleceği çok geçmeden öldürülmekten ibaret olacaktı. Kendisini tek tek düşmanlara karşı olağanüstü bir güç ve çeşitli önlemler alarak korusa bile daha zayıf insanların toplu saldırısı karşısında boyun eğmek zorunda kalacaktı. Böyle bir toplu hareket gerçekleşmediği takdirde cinayetler durmaksızın birbirini izleyecek ve sonuçta insanlar birbirlerini yok edeceklerdi. Halen Korsika'da aileler arasında sürüp giden, diğer yerlerde ise ancak uluslar arasında görülen durumun, kan davalarının benzerini bireyler arasında görecektik. Herkesin eşit olarak hissettiği bir tehlike olan yaşam güvensizliği Böylelikle bireyi öldürmeyi yasaklayan ve bu yasaklamaya karşı gelen herhangi bir kişinin topluluk tarafından öldürülmesi hakkını kendinde saklı tutan bir toplum halinde insanları birleştirir. İşte burada adalet ve cezayı görüyoruz. Bu arada biz insan öldürme konusundaki yasaklamanın bu ussal açıklamasını yaygınlaştırmalıyız. Yasaklamanın tanrı tarafından konduğunu söyleriz. Böylelikle onun niyetlerini tahmin etme yolunda belirleme görevini kendi üzerimize alarak onun da insanların birbirlerini öldürmelerini istemediği yargısına varırız. Böyle davranarak kültürel yasaklamayı oldukça özel bir saygınlıkla kuşatır ama aynı zamanda buna uyulmasını tanrı inancına bağımlı kılmakla ama aynı zamanda buna uyulmasını tanrı inancına bağımlı kılmakla tehlikeye de sokmuş oluruz. Eğer bu aşamayı geriye doğru izlersek, yani kendi isteğimiz olan bir şeyi tanrıya atfetmez ve bu isteğin toplumsal nedenini belirlemekte yetinirsek o zaman kültürel yasaklamanın uğratıldığı biçim değişikliğini reddetmiş ama aynı zamanda bu yasaklamayı herhangi bir tehlikeye atmaktan da sakınmış olacağımız açıktır. Ayrıca başka bir kazancımız da olacaktır. Kutsallık ve dokunulmazlık niteliği bir başka dünyaya ait olma niteliği de denilebilir. Az sayıdaki temel yasaklamadan bir tür sızma ve bulaşma aracılığıyla diğer tüm kültürel kural, yasa ve düzenlere de geçmiştir. Ama bunlar üzerindeki kutsallık halisinin onlara çoğunlukla pek uyduğu söylenemez. Bu kural, yasa ve düzenler yalnızca değişik zaman ve yerlerde karşıt yargılar vererek birbirlerini geçersiz kılmakla kalmazlar. Ayrıca insanın yetersizliğin tüm belirtilerini de gösterirler. Bunlarda yalnızca dar görüşlü bir vesvesenin ürünü olabilecek şeyleri, bencilce küçük çıkarların sırıttığını veya yetersiz önermeler üzerine oturtulmuş bir sonucu seçebilmek pek kolaydır. Bunlara yöneltmemiz gereken eleştiri, diğer daha haklı kültürel talepleri olan saygımızı da hoş karşılanmayacak bir dereceye indirmektedir. Tanrı'nın kendisinin emrettiği şeyleri tam yetkili bir meclisin veya yüce bir yargıcın yetkisinden kaynaklandığını belirlenebilecek şeylerden ayırt etmek ters bir iş olduğuna göre, Tanrı'yı tümüyle bir kenara bırakıp uygarlığın tüm kural ve hükümlerinin yalnızca insani bir kökenden kaynaklandığını dürüstçe kabul etmemiz kesin bir avantaj sağlayacaktır. Bu emir ve yasalar varsayılan kutsallıklarıyla birlikte katılık ve değişmezliklerinde yitireceklerdir. İnsanlar bunların pek de kendilerine hükmetmek amacıyla değil, aksine kendi çıkarlarını hizmet etmek için konduğunu anlayabilecekler ve bunlara karşı daha dostça bir tavır takınarak ortadan kaldırılmaları yerine yalnızca geliştirilmelerini amaç edineceklerdir. Bu uygarlığın getirdiği sorumlulara uyum sağlamaya giden yolda önemli bir ilerleme olacaktır. Ama uygarlığın reçetesini bütünüyle akılcı temellere oturtma yani bu hükümleri toplumsal gereklilikten çıkarma biçimindeki savımız burada birdenbire bir şüpheyle bozulur. İnsan öldürme yasaklamasının kökenini kendimize örnek alarak seçmiştik. Ama acaba bu örnek üzerindeki değerlendirmemiz tarihsel gerçeğe uymakta mıdır? Korkarız ki hayır. Bu değerlendirme ussal bir yorumdan başka bir şey değilmiş gibi görünmektedir. İnsanlığın kültürel tarihinin bu parçası üzerinde psikanaliz yardımıyla bir çalışma yapmıştık. Bu çalışmayı kendimize temel aldığımızda işlerin aslında başka türlü olduğunu söylemek zorunda kalırız. Günümüz insanında bile saf mantıksal güdülerin tutku dolu dürtüler karşısındaki etkinliği oldukça azdır. Bu durumda ilkel çağların hayvansı insanında bu mantıksal güdülerin ne kadar zayıf olduğunu bir düşünün. Bu caniyane eylemler arasında can alıcı sonuçlara yol açmış ve karşı konulmaz bir duygusal tepkiye neden olan şu eylem, ilkel babanın öldürülmesi eylemi olmasaydı bu hayvansı insanın ardılları belki şimdi bile hiçbir engelleme olmaksızın birbirlerini öldürüp duracaklardı. Bu eylemden şu emir doğdu. Öldürmeyeceksin. Totemizmde bu emir baba yerine tutan nesneyle sınırlıydı. Ama daha sonraları günümüzde bile hala evrensel olarak uyulmamakla birlikte diğer insanları içine alacak biçimde genişletildi. Ama burada tekrarlamamız gerekmeyen tartışmalar sonucunda gösterildiği gibi ilk baba, Tanrı'nın özgün görüntüsü, daha sonraki kuşakların tanrı figürünü biçimlendirirken örnek aldıkları modeldi. Öyleyse yapılan dinsel açıklama doğrudur. Bu yasaklamanın doğuşunda tanrı gerçekten bir rol oynamıştır. Bu yasaklamayı oluşturan herhangi bir biçimde toplumsal zorunluluğun anlaşılması değil onun etkisidir. Ve insan iradesinin tanrıya aktarılması tümüyle haklıdır. Çünkü insanlar babalarından şiddet yoluyla kurtulduklarının farkındaydılar. Ataya karşı yaptıkları bu saygısız harekete duydukları tepkiyle bundan böyle onun iradesine saygı gösterme kararına vardılar. Yani dinsel doktrin bazı değişikliklere ve maskelenmeye tabi tutulduğu gerçek olmakla birlikte bize tarihsel gerçeği anlatmakta bizim ussal değerlendirmemiz ise gerçeğe aykırı düşmektedir. Şimdi dinsel düşünceler toplamanın yalnızca arzu doyumlarından oluşmadığını, ayrıca önemli tarihi anıları da içerdiğini görmüş bulunuyoruz. Geçmişin ve şimdiki zamanın birbirlerine güçlendiren bu etkileri dine gerçekten benzeri olmayan bir iktidar zenginliği vermiş olmalıdır. Ama bir benzetme yardımıyla belki başka bir keşifte daha bulunabiliriz. Düşünceleri üzerinde oluştukları topraktan alıp başka yerlere uygulamak iyi bir yöntem değilse de bu benzetmede dikkati çekmekten kendimize alamadığımız bir uygunluk vardır. İnsanoğlunun kendisini kimi zaman çok kimi zaman az belli eden bir nevroz aşamasından geçmeksizin uygarlaşma yolundaki gelişmesini başarıyla tamamlayamadığını biliyoruz. Bunun nedeni, ileriki dönemlerde gerçekleştirilmeleri mümkün olmayacak, çok sayıdaki içgüdüsel talebin yalnızca çocuk düşün yapısının ussal işleyişiyle bastırılamaması ve gerisinde bir kural olarak endişe güdüsünün yattığı baskı eylemleriyle ehlileştirilmesinin gerekliliğidir. Bu çocukluk nevrozlarının çoğunluğu büyüme süreci içinde kendiliğinden çözülür. Bu özellikle çocukluk çağındaki saplantı nevrozları için geçerlidir. Geri kalanlarsa ileride psikanaliz aracılığıyla çözülebilir. Bir bütün olarak insanlığın da çağlar boyunca gelişmesi sırasında tıpkı bu biçimde aynı nedenlerle yani insanın komünal varlığı için vazgeçilmez olan içgüdü özverilerinin cehalet ve akıl zayıflığı içinde bulunan dönemlerde yalnızca duygusal güçler aracılığıyla sağlanabilmiş olması nedeniyle nevrozlara benzer durumlara girdiği düşünülebilir. Tarih öncesi dönemlerde gerçekleşen bu bastırma benzeri süreçlerin kalıntıları uzun dönemler boyunca uygarlığa asılı kalmıştır. Böylelikle din insanlığın evrensel saplantı nevruzu olmuştur çocukların saplantı nevrozu gibi o da oidipus kompleksinden, babayla olan ilişkiden kaynaklanmıştır. Bu anlayışa göre dinden uzaklaşmanın gerçekleşmesiyle birlikte büyüme süreci kaçınılmaz olacak ve bu gelişme aşamasında kendimizi bir dönüm noktasında bulacağız. Böylece davranışımız yaklaşan yeni gelişmelere karşı koymayıp bu gelişmelerin yolunu açan ve saldırının şiddetini hafifletme çarelerini araştıran akıllı bir öğretmeninkini örnek almalıdır benzetmemizin dinin temel niteliğini tüketip bitirmediği açıktır. Din bir yandan tıpkı bir bireysel saplantı nevrosu gibi saplantısal kısıtlamalara neden oluyorsa, öte yandan da benzerini yalıtılmış biçimleriyle ancak sanrılı pisişozda, yani psikiyatrik terminolojiye göre ani başlangıçlı bir sanrısal bellek bulanıklığı durumu, neşe dolu bir sanrılı bellek bulanıklığı durumunda gördüğümüz, gerçekliğin inkarıyla el ele giden toz pembe bir yanılsamalar sistemini kapsamaktadır. Ama bunlar yalnızca yardımlarıyla toplumsal bir olguyu anlamaya çabaladığımız benzetmelerdir. Bireyin patolojisi bize tümüyle geçerli bir koşutluk sağlamaz. Dinle saplantı, nevrozları arasındaki benzetmenin ne kadar küçük ayrıntılara kadar izlenebileceğini ve bu benzetmenin ışığı altında dinin oluşumundaki özellik ve rastlantıların ne kadar büyük bir bölümünün anlaşılırlık kazanabileceğini, benim çalışmalarıma ve özellikle Theodor Rieck çalışmalarına bakınız, defalarca dikkat çekilmiştir ve koyu dindarların bazı nevrotik hastalıklar tehlikesine karşı büyük ölçüde korunmuş olmaları gerçeği de bunu doğrulamaktadır. Evrensel nevrozu kabul etmiş olmaları onları kişisel bir nevroz geliştirme yükümlülüğünden kurtarmaktadır. Bazı dinsel doktrinlerin tarihsel olarak değer taşıdığını bilmemiz, onlara olan saygımızı artırsa bile, bu doktrinlerin uygarlık ilkelerinin nedeni olarak ileri sürülmelerine bir son verilmesi gerektiği biçimindeki önerimizin geçerliliğini hiç de azaltmamaktadır. Aksine, bu tarihsel artıklar bizim dinsel öğretileri nevrotik kalıntılar olarak tanımlamamıza yardımcı oldu ve bastırmanın etkilerinin yerini artık analitik bir tedavide olduğu gibi zihnin ulusal işleyişinden doğan ürünlerin alması zamanının belki de gelmiş olduğunu ileri sürebiliriz. Bu yeniden biçimlendirme sürecinin, kültürel hükümlerin anıtsal biçimlere dönüştürülmelerini reddetmekle kalmayıp, bunları genel bir yenikliğe tabi tutarak, sonuçta çoğunu kaldırıp bir kenara atacağımı, fazla üzülmeden öngörebiliriz. Yüklendiğimiz insanı uygarlıkla uzlaştırma görevi böylelikle büyük ölçüde yerine getirilmiş olacaktır. Uygarlık hükümleri için ussal gerekçeler öne sürdüğümüzde tarihsel gerçeğin reddedilmiş olmasından ötürü üzülmemiz gerekmez. Dinsel doktrinlerin içerdiği gerçekler sonuç olarak o derece çarpıtılmış ve sistemli bir biçimde maskelenmişlerdir ki, insanlık onları artık gerçek olarak kabul edemez.'' durum çocuklara bebekleri leyleğin getirdiğini söylediğimizde olana benzer. Burada da büyük kuşun neyi simgelediğini bildiğimize göre gerçeği simgesel bir örtüye sararak anlatmaktayız. Ama çocuk bunu bilemez. O bizim söylediklerimizin yalnızca çarpıtılmış olan bölümünü duyar ve aldatıldığı duygusuna kapılır. Çocuğun büyüklere karşı olan güvensizlik ve kayıtsızlığını aslında ne kadar büyük ölçüde bu izlenimden kaynaklandığını biliriz. Çocuklara söylediğimiz şeylerde Gerçeğin bu tür simgesel örtülenmesinden kaçınmamızın ve olayların gerçek yönüyle ilgili bilgilerin çocukların zihinsel düzeyleriyle uyumlu olan bölümünü onlardan saklamamamızın daha iyi olacağı kanısındayız. 9. bölüm. Birbirleriyle uzlaşması zor çelişkilere düşüyorsunuz. Sizinkine benzer bir yazılı metnin tehlikesiz olmadığını, hiç kimsenin bu yazıda ileri sürülen türden tartışmalar yüzünden inancından koparılamayacağını söyleyerek işe başlıyorsunuz. Ama gene de niyetiniz daha ileride ortaya çıktığı gibi bu inancı sarsmak olduğuna göre eserinizi neden yayınladığınızı sormaya hakkımız var demektir. Ayrıca başka bir bölümde herhangi bir kişi için insanların artık Tanrı'ya inanmadıklarını Ayrıca başka bir bölümde herhangi bir kişi için insanların artık Tanrı'ya inanmadıklarını öğrenmenin tehlikeli, gerçekten çok tehlikeli olabileceğini kabul ediyorsunuz o ana kadar uysal davranılmış olan kişi artık uygarlığın kurallarına boyun eğmekten vazgeçecektir. Ama gene de uygarlığın emirlerini dinsel bir temeli oturtmanın uygarlık için tehlike oluşturduğu şeklindeki savınız, inançlı bir insanın inançsız bir insan haline döndürülebileceği varsayımına dayanmaktadır. Bu ise tam bir çelişkidir. Bir yandan insanları akıl yoluyla yönetilemeyeceklerini, tutkuları ve içgüdüsel taleplerince yönetildiklerini deri sürerken, Öte yandan da insanların uygarlığa boyun eğmelerindeki duygusal temeli akılcı bir temelle değiştirmeyi öneriyorsunuz. Böylece yeni bir çelişkiye düşüyorsunuz. Bu çelişkiyi anlamak mümkün mü? Bence ya biri ya da diğeri geçerlidir. Ayrıca siz tarihten hiçbir şey öğrenmediniz mi? Dinin yerine aklı koyma yolunda böyle bir girişim bir zamanlar resmen ve büyük bir iddiayla başlatılmıştı. Fransız devrimini ve Robespierre'i anımsıyorsunuzdur herhalde. Bu deneyin ne kadar kısa süreli olduğunu ve ne kadar zavallı bir başarısızlıkla sonuçlandığını da anımsıyor olmalısınız. Günümüzde aynı deney Rusya'da tekrarlanmaktadır. Ve doğrusu bu deneyin sonucunda hiç merak etmiyorum. İnsanların din olmadan yapamayacakları gerçeğinin olduğu gibi kabul edilmesi görüşünde değil misiniz? Dinin bir saplantı nevrozundan ibaret olmadığını bizzat siz söylediniz. Ama dinin diğer yönüyle hiç uğraşmadınız. Nevrozda olan benzerliği saptamakla yetindiniz insanların Nevroz'dan kurtarılmaları gerektiğini söylüyorsunuz. Bu süreç sırasında nelerin yitirilebileceği konusuysa sizi hiç ilgilendirmiyor. Bu çelişki varmış görüntüsü belki de karmaşık sorunları aceleyle ele almış olmamdan doğmaktadır. Bunu bir dereceye kadar telafi edebilirim. Yazdıklarımın en az bir açıdan oldukça zararsız olduğunda ısrar ediyorum. Hiçbir inanç sahibi bu veya buna benzer herhangi bir tartışma nedeniyle kendi inancından vazgeçmeyecektir. İnançlı kişi dinin öğretilerine belirli duygusal bağlarla bağlıdır. Ama hiç kuşkusuz bu anlamda inanç sahibi olmayan sayısız başka insan da vardır. Bu insanlar dinin tehditlerinden gözleri korkup yıldıkları için uygarlığın hükümlerine boyun eğmektedirler ve onu kendilerini kuşatan gerçekliğin bir bölümü olarak kabul etmeleri gerektiği sürece dinden korkarlar. Bu insanlar dinin gerçeklik değeri konusundaki inançlarından vazgeçmelerine izin verildiği anda onu yüzüstü bırakıp giderler. Ama bu insanlar da tartışmalardan etkilenmezler. Dinden korkmayı bırakmaları, başkalarının artık dinden korkmadığını gördükleri zaman mümkün olur. İşte bu yazımı yayımlamasam bile, dinsel etkinin çöküşünden haberdar olacaklarını söylediğim kişiler bu tür insanlardır. Sanıyorum beni suçlamış olduğunuz diğer çelişkiye siz kendiniz daha fazla ağırlık veriyorsunuz. İnsanlar mantıksal tartışmalarla bu kadar az etkilenebildikleri ve kendi içgüdüsel arzularının egemenliği bu kadar büyük olduğuna göre, İnsan neden onları bu içgüdüsel doyumdan yoksun bırakıp da yerine mantıksal tartışmalar koymaya çabalasın? İnsanların bu tanıma uyduğu doğrudur. Ama böyle mi olmaları gerektiği, esas niteliklerinin bunu mu gerektirdiği sorusunu hiç kendinize sordunuz mu? Çocukların kafalarını en erken yaşlardan itibaren sıkıca sarıp sarmalayarak biçim bozukluğuna uğratma geleneğine sahip bir toplumun kafa indeksini hangi antropolog verebilir? Sağlıklı bir çocuğun pırıl pırıl zekasıyla sıradan bir ilişkinin cılız zihinsel güçleri arasındaki umut kırıcı karşıtlığı bir düşünün. Bu göreli bozulmanın suçunun büyük ölçüde tam da dinsel eğitimde olmadığından kesinlikle emin olabilir miyiz? İtki altında bırakılmamış bir çocuğun tanrı ve öbür dünya işleri hakkında kafa yormaya başlamasına kadar epey uzun bir zaman geçeceği kanısındayım. O zaman çocuğun bu konudaki düşüncelerinin de atalarının düşüncelerinin izlediği yolu izlemesi olasıdır. Ama biz bu gelişmeyi beklemiyoruz. Bunlara ilgi duymadığı ve önemini kavrama yeteneğinden yoksun olduğu bir çağda, dinin doktrinlerini çocuğa aşılıyoruz. Bugün çocuk eğitim programlarındaki iki ana noktanın, cinsel gelişmenin geciktirilmesiyle erken dinsel etkileme olduğu bir gerçek değil midir? Böylelikle dinin doktrinleri, daha çocuğun düşünsel yapısı gelişmeden kafasında sarsılmaz bir yer etmektedirler. Yoksa siz bu derece önemli bir alanın cehennem ateşi tehdidiyle aklın etkisine kapalı tutulmasının zihinsel işlevin gelişmesine çok yardımcı olduğu görüşünde misiniz? İnsan bir kez dinsel doktrinlerin önüne koyduğu her safsatayı eleştirmeksizin kabul etme ve hatta bunlar arasındaki çelişkileri önem vermeme noktasına geldi mi, aklının zayıflığı doğrusu bizi pek şaşırtmamalıdır. Ama içgüdüsel doğamızı denetlemek için aklımızdan başka bir araç yoktur. Düşünce yasaklamalarının etkisi altında olan insanlardan psikolojik ideale, akim üstünlüğü idealine varmalarını nasıl bekleyebiliriz? Kadınlarda genellikle fizyolojik akıl zayıflığı olduğunun, yani erkeklerden daha zeki olduklarının ileri sürüldüğünde biliyorsunuz. Bu gerçeğin kendisi de tartışma konusudur. Ayrıca yorumu da kuşku taşır, ancak bu zihinsel atrofinin ikinci nitelikte bir görüş, bu durumu kadınların düşüncelerini kendilerini en çok ilgilendiren şeye adını koymak gerekirse cinsel yaşamın sorunlarına yönetmelerini engelleyen eski bir yasaklamanın katı baskısı altında çabalayıp durmalarına bağlamaktadır. Bir insanın ilk yılları yalnızca cinsel bir düşünce kısıtlamasıyla değil, aynı zamanda dinsel ve bundan doğan bir zorunlu sadakat kısıtlamasıyla da etkilendiği sürece bu insanın gerçekte ne olduğunu asla söyleyemeyiz. Ama kendi coşkumu frenleyecek ve benim de bir yanılsama peşinde koştuğum olasılığını kabul edeceğim. Dinsel düşünce yasaklamasının etkisi belki de benim sandığım kadar kötü olmayabilir. Eğitim insanları dine tabi kılmak amacıyla kötüye kullanılmasa bile insan doğasının belki de değişmeyeceği görülecektir. Bunu bilemiyorum. Siz de bilemezsiniz. Şu anda çözümsüz gibi görünenler yalnızca bu yaşamın büyük sorunları değildir. Daha önemsiz birçok süre yanıt vermek de zordur. Ama daha önemsiz birçok soruya yanıt vermek de zordur. Ama bu noktada gelecek için umut duymakta, uygarlığı zenginleştirebilecek bir hazinenin belki de bizi beklediğini ve bu hazinenin bir dinsizlik eğitimi deneyine değeceği umudunu beslemekte haklı olduğumu kabul etmelisiniz. Bu deneyi beklenen sonuçları vermediği takdirde, bu reformdan vazgeçip insanın içgüdüsel arzularıyla yönetilen, akıl yönü zayıf bir yaratık olduğu biçiminde salt tanımlayıcı nitelikteki eski yargıma dönmeye razı olacağım. Diğer bir noktada hiçbir çekince koymadan görüşünüze katılıyorum. Dini şiddet kullanarak ve tek bir darbeyle yok etmeye çalışarak işe koyulmak doğal olarak anlamsız olacaktır. Her şey bir yana bu öncelikle nafile bir çaba olacaktır. İnançlı bir kişi ne tartışmayla ne de yasaklamayla inancının kendisinden koparılıp alınmasına izin vermeyecektir. Bu herhangi bir biçimde başarılabilse bile zulümden başka bir şey olmayacaktır. On yıllar boyu uyku ilacı almış bir insan bundan yoksun bırakılırsa elbette uyuyamaz dinsel telkinlerin yaptığı tesirin uyku ilacının etkilerine benzetilmesi, Amerika'da olup bitenlerle çok iyi örneklenmektedir. Amerika'da şimdilerde hiç kuşkusuz eksik etek egemenliğinin etkisiyle insanları her türlü uyarıcı, zehirleyici ve diğer keyif verici maddelerden yoksun bırakmaya ve bunu da insanları tıka basa dinle doldurarak ve bunu da insanları tıka basa dinle doldurarak telafi etmeye çalışıyorlar. İşte sonucunu işte merak etmemize gerek olmayan bir diğer deney daha. Böylece insanların dinsel yanılsamanın verdiği avuntular ve destekler olmadan kesinlikle yapamayacakları, yaşamın güçlükleri ve gerçeğin zalimliğini bunlar olmaksızın kazanamayacakları savını ileri sürdüğünüzde size karşı çıkmam gerekiyor. Çocukluğumdan beri bu tatlı, belki de hem tatlı hem acı, zehir verilmiş insanlar için söyledikleriniz elbette geçerlidir. Ama akta uygun bir biçimde yetiştirilmiş olan diğer insanları ne yapacağız? Nevruza tutulmamış kişiler belki de buna derman olacak herhangi bir zehre ihtiyaç duymayacaklardır. Evet bu kişiler zor bir durumda kalacaklardır. Çaresizliklerini ve evren düzeni içindeki önemsizliklerini bütünüyle kabullenmek zorunda kalacaklardır. Artık onlar için yaratılışın merkezi veya merhametli Tanrı'nın söz konusu olduğunda onun şefkatli koruyuculuğunun nesnesi olamayacaklardır. İçinde kendilerini o kadar sıcak ve rahat hissettikleri baba evini terk etmiş çocuklar gibi olacaklardır ama çocukluğun aşılması kaçınılmazdır. İnsanlar sonsuza dek çocuk kalamazlar. Eninde sonunda acımasız yaşamın içine girmelidirler. Buna gerçeğin öğrenilmesi adını verebiliriz. Kitabımın tek amacının dikkatleri bu ileri adıma çekmek olduğunu size itiraf etmem gerekir mi acaba? Hiç kuşkusuz insanların bu zor adımı atamayacaklarından korkuyor olabilirsiniz. Her şeye rağmen kişinin kendi öz kaynaklarına dayanmak zorunda olduğunu bilmesi de bir şeydir. O zaman kişi bu kaynaklardan doğru biçimde yararlanmayı öğrenir ve insanlar yardımdan da tümüyle yoksun değillerdir. Tufandan bu yana bilimsel bilgileri sayesinde çok şey öğrenmişlerdir ve bu bilgi insanların gücünü daha da artıracaktır. Kaderin kimsenin karşı çıkamadığı büyük zorunluluklarına gelince insanlar bunlara da büyük bir sabır ve imanla katlanmayı öğreneceklerdir. Hasadını şu ana kadar kimsenin kaldırmadığı kadar geniş toprakların düşünü kurmanın onlara ne yararı vardır ki onlar bu dünyadaki dürüst küçük mülk sahipleri olarak kendilerine düşen toprağa kendilerine yeterli olacak biçimde ekip biçmenin yoluna bulacaklardır. Beklentilerini öteki dünyadan geri çekip serbest kalan tüm enerjilerini dünyadaki yaşamları üzerinde yoğunlaştırarak yaşamın herkes için katlanılabilir olduğu ve artık uygarlığın kimse için baskıcı olmadığı bir durumu gerçekleştirmeyi belki de başaracaklardır. İşte o zaman inançsız arkadaşlarımızdan biriyle birlikte hiçbir pişmanlık duymaksızın şu dizeleri söyleyebileceklerdir. Cenneti meleklere ve serçelere bırakıyoruz. Haynen'in Almanya adlı şiirinden. 10. Bölüm İşte bu harika görünüyor. Tüm yanılsamaları yatsıyarak dünya üzerindeki varlığını katlanılabilir hale sokmaya başarmış bir insanlık. Ama ben her şeye karşın sizin umutlarınızı paylaşamıyorum. Ve bunun nedeni belki de sizin beni gördüğünüz gibi inatçı ve gerici olmam değil. Tersine mantıklı bir insan olduğum için. Şimdi rollerimiz değişmiş gibi görünüyor. Siz kendisini yanılsamalara kaptırmış coşkulu bir kişi olarak ortaya çıkıyorsunuz. Bense mantığın taleplerinin ve kuşkuculuk haklarının yanında yer alıyorum. İleri sürdüğünüz şeyler bana sizin örneğinizi izleyerek yanılsamalar olarak tanımlayacağım yanlışlar üzerine kurulmuş gibi görünüyor. Çünkü bunlar da sizin arzularınızın etkileri yeterince açık bir biçimde seçilmektedir. Siz umudunuzu erken çocukluklarında dinsel doktrinlerin etkilerini yaşamamış kuşakların, içgüdüler dünyası üzerinde akim arzulanan üstünlüğünü kolaylıkla sağlayacağı olasılığına bağlıyorsunuz. Bu kesinlikle bir yanılsamadır. Bu belirleyici konuda insan doğasının değişebilmesi çok güçtür. Eğer yanılmıyorsam, insan diğer uygarlıklar konusunda o kadar az şey biliyor ki, herhangi bir dinsel sistemin baskısı olmaksızın yetişen, ama gene de sizin idealinize diğerlerinden hiç de daha yakın olmayan çağdaşımız halklar vardır. Eğer Avrupa uygarlığımızdan dini atmak istiyorsanız bunu ancak başka bir doktrinler sistem aracılığıyla yapabilirsiniz. Ve böyle bir sistem kendisini savunmak için daha başlangıçtan dinin tüm psikolojik özelliklerini aynı kutsallık, katılık ve hoşgörüsüzlüğü aynı düşünce yasaklamasına devralacaktır. Eğitimin gereklerini karşılayabilmek için aynı türden bir şeye sahip olmanız gerekir eğitim olmaksızın da yapamazsınız. Kucaktaki çocuktan uygar insana giden yol uzundur, kendi gelişmelerine giden yolda bir rehberlikten yoksun bırakıldıklarında çok sayıda genç insan kolayca yanılgılara düşecek ve kendi yaşam görevlerini gereken zamanda yerine getirmekten büyük güçlükler çekeceklerdir. Yetiştirilmeleri sırasında uygulanan doktrinler daima onların olgunluk yıllarındaki düşünüşlerine sınırlar koyacaktır ve bu da sizin dini günümüzde yapmakla suçladığınız şeyin ta kendisidir. Ancak yetişkinlerin olgunlaşmış zihninin hakta bulacağı kararları içgüdüleriyle hareket eden ve zihinsel bakımdan gelişmemiş olan çocuklara zorla kabul ettirmenin bizim uygarlığımızın ve diğer tüm uygarlıkların iflah olmaz ve onarılamaz ve içkin bir kusur olduğunu göremiyor musunuz? Ama insanlığın çağlar boyunca süren gelişmesinin çocukluktaki birkaç yıla sığdırılmış olması nedeniyle uygarlığın başka bir seçeneği yoktur. Çocuğun önündeki görevin üstesinden gelebilmesi ancak duygusal güçlerle mümkündür. İşte sizin bakış açınızla çığır aşacak aklın üstünlüğü idealinin geleceği budur. Eğitimin ve insanın ortak yaşamanın temeli olarak dinsel doktriner sistemin korunmasını savunacak olursam buna şaşırmamalısınız. Bu olgu bir gerçeklik değeri sorunu değil, pratik bir sorundur. Bireyi etkilemeyi, bireyi uygarlık için olgun hale gelinceye kadar ve bireylerin çoğu da hiçbir zaman bu olgunluğa erişemeyecektir, ertelemeyeceğimize göre, erteleyemeyeceğimize göre, uygarlığın korunması bunu gerektirmektedir. Büyüyen çocuğa onda eleştiriye kapalı bir aksiyon etkisi yapacak bir doktriner sistem kabul ettirmeye mecbur olduğumuza göre, bu durumda dinsel sistem bana amaç için en uygunu gibi görünmektedir. Ve elbette sizin dini bir yanılsama olarak tanımlamaya yeltenmenize neden olan arzu doyumu sağlayıcı ve teselli edici güçleri açısından da din en uygun sistemdir. Gerçeğin ufak bir bölümünü bile keşfetmenin zor oluşu aslında bizim herhangi bir biçimde böyle bir keşifte bulunup bulunamayacağımız kuşkusuz dikkate alındığında insan gereksinimlerinin de gerçeğin bir parçası aslında önemli ve bizi özellikle yakından ilgilendiren bir parçası olduğunu gözden kaçırmamalıyız. Buna göre dinsel doktrinlerin diğer bir yararı da sizin sanki özellikle dışladığınız bir özelliğinde yatmaktadır. Çünkü dinsel doktrin taşıdığı ilkel ve çocuksu düşünüş izlerinin çoğundan arındırılmasını olası kılan bir düşünce billurlaşması ve yüceltilmesi sağlar. Böylelikle geriye artık bilimle çelişmeyen ve bilimin aksini kanıtlayamadığı bir düşünceler bütünü kalır. Dinsel doktrinin sizin yarım önlemler ve uzlaşmalar olarak suçladığınız bu değişmeleri, eğitilmemiş kitlelerle felsefece düşünür arasında bir uçurum oluşmasını önlemeyi ve aralarındaki uygarlığın korunması açısından o kadar önemli olan ortak bağ korumayı mümkün kılar. Bu sayede halktan kişilerin toplumun üst katmanlarının artık Tanrı'ya inanmadıklarını keşfetmelerinden korkmak için herhangi bir neden de kalmaz. Sanıyorum sizin çabalarınızın kanıtlanmış ve duygusal değer taşıyan bir yanılsamayı kanıtlanmış ve duygusal değer taşımayan bir başka yanılsamayla değiştirmek girişiminden ibaret olduğunu artık gösterebildim. Eleştirilerinize cevap verebileceğimi göreceksiniz yanılsamalardan sakınmanın ne kadar güç olduğunu biliyorum. Belki dile getirdiğim umutlar da birer yanılsama niteliğindedir. Ama bir ayrıma dikkatinizi çekerim. Onları paylaşmamanın herhangi bir cezayı gerektirmemesi gerçeği bir yana, benim yanılsamalarım dinsel olanlar gibi düzeltilemez nitelikte değildirler. Bir hezeyan özelliği taşımazlar. Eğer deneyimler bana değil, benden sonra gelen ve benim gibi düşünenleri bizim yanılmış olduğumuzu gösterirse, beklentilerimizden vazgeçeceğiz.'' Girişimimi neyse o olarak kabul edin. Kişinin bu dünyada yönünü bulmasının güçlüğü konusunda kendisini hiç de aldatmayan bir psikolog, bireylerin çocuktan bireylerin çocukluktan erişkinliğe gelişmelerindeki psikolojik girişimler üzerine yaptığı bir çalışma sırasında edindiği küçük bilgi parçasının ışığında insan gelişiminin değerini belirleme çabasında bulunmaktadır. Bu çaba sırasında dinin bir çocukluk nevrozuyla benzeştiği düşüncesi sürekli olarak aklına gelmekte ve bu psikolog insanlığın bu nevrotik aşamayı tıpkı çok sayıda çocuğun kendi benzer nevrozlarından kurtularak büyümeleri gibi aşacağını sanacak kadar da iyimser davranmaktadır. Bireysel psikolojiden çıkarılan bu buluşlar yetersiz, insan ırkına uygulanmaları haksız ve psikoloğun iyimserliği temelsiz olabilir. Bu belirsizliklerin tümü konusunda size hak veriyorum. Ama insan çoğu kez düşündüğünü söylemekten kendisini alıkoyamaz ve düşüncelerini hak ettiklerinden fazla yaygınlaştırmamı olduğu düşüncesiyle de kendisini avutur. Üzerinde biraz uzunca durmam gereken iki nokta var. Birincisi, benim durumumun zayıflığı, sizin durumunuzun kuvvetli olduğu anlamına gelmez. Yitirilmiş bir davayı savunduğumuzu düşünüyorum. İnsan haklarının içgüdüsel yaşama oranına güçsüz olduğunu istediğimiz sıklıkta dile getirebilir ve bu konuda haklı olabiliriz. Gene de bu güçsüzlükte garip bir özellik vardır. Aklın sesi yumuşaktır ama bir dinleyen bulana dek yorulmak bilmez. Sonunda sayısız püskürtmelerden sonra başarıya ulaşır. Sonunda sayısız püskürtülmelerden sonra başarıya ulaşır. Bu kişinin insanlığın geleceği konusunda iyimser olabileceği az sayıdaki noktalardan biridir. Ancak önemi hiç de az olmayan bir noktadır. Ve bu noktadan insan daha başka umutlar da ortaya çıkarabilir. Doğrudur, aklın üstünlüğü uzak, çok uzak bir gelecektedir. Ama bu uzaklığın sonsuz olduğu söylenemez. Belki de bu üstünlük sizin gerçekleşmelerini tanrımızdan beklediğimiz aynı amaçları yani insan sevgisini ve acıların azaltılmasını elbette insani sınırlar içinde dış gerçeklik gereklilik el verdiği ölçüde kendine hedef edinecektir. Böyle olduğuna göre aramızdaki karşıtlığın geçici olduğunu ve hiç de uzlaşmaz nitelik taşımadığını kendimize söyleyebiliriz. Aynı şeyleri istiyoruz ama siz benden ve benim tarafımda olanlardan daha sabırsız, daha titiz ve söylememek için bir neden göremiyorum. Kendi çıkarını daha çok düşünen bir insansınız. Siz mutluluğun hemen ölümden sonra başlamasını istiyorsunuz. Ölümden olanaksızı bekliyorsunuz ve bireyin taleplerinden vazgeçmeyeceksiniz. Bizim tanrımız Lagos ise bu arzulardan dışımızdaki doğanın gerçekleşmesini izin verdiği arzuları tatmin edecek ama bunu yavaş yavaş yalnızca önceden görülmeyecek bir gelecekte ve yeni bir insan kuşağı için yapacaktır o yaşamdan ciddi bir biçimde acı çeken bizlere herhangi bir telafi olana vaat etmez. İlk girişimler başarısız kalsa veya dinin yerini alabilecek ilk sistemlerin savunulması zor olsa bile sizin dinsel doktrinleriniz bu uzak amaca giden yolda bir kenara atılmak zorunda kalacaktır. Neden biliyor musunuz? Çünkü uzun vadede hiçbir şey mantık ve deneyime karşı koyamaz ve dinin bu ikisiyle olan çelişkisi de son derece açık bir şekilde ortadadır. Hatta arıtılmış dinsel düşünceler bile dinin verdiği tesellinin herhangi bir bölümünü korumaya çabaladıkları sürece bu gelecekten kurtulamayacaklardır. Bu düşünceler kendilerini özellikleri tanımlanmayan ve amaçları sezilemeyen daha üstün bir ruhsal varlığa duyulacak inançla sınırlanırsa hiç kuşkusuz bilimin meydan okumasından kendilerini sakınabileceklerdir ama o zaman da insanların ilgisini yitireceklerdir. İkinci olarak sizin yanılsamalara karşı tavrınızla benim tavrım arasındaki farka bir bakmanızı rica ederim. Siz dinsel yanılsamayı tüm gücünüzle savunmak zorundasınız eğer bunu yanılsama, eğer bu yanılsama değerini yitirirse ki bu konudaki tehdit yeterince büyüktür, o zaman sizin dünyanız çöker. Size her şeyden, uygarlıktan ve insanlığın geleceğinden umutsuzluk duymaktan başka yapacak bir şey kalmaz. Ben, bizler bu bağımlılıktan kurtulmuş durumdayız. Çocuksu arzularımızın önemli bir bölümünden vazgeçmeye hazır olduğumuz için, beklentilerimizin birkaçının birer yanılsama olduğunun ortaya çıkmasına katlanabiliriz. Dinsel doktrinlerin boyunduruğundan kurtarılmış eğitim insanların psikolojik doğasında fazla bir değişiklik yapmayacak olabilir. Bizim tanrımız Lagos çok güçlü bir tanrı olmayabilir ve belki de kendi öncellerine vaat ettiklerinin ancak küçük bir bölümünü yerine getirebilecektir. Bunu bilirsek onu tevekkülle kabul edebiliriz. Bu durumda dünyaya ve yaşama olan ilgimizi yitirmeyiz. Çünkü biz sizin sahip olmadığınız bir desteğe sahibiz. Biz bilimsel çalışma yoluyla dünya gerçeği hakkında sayesinde gücümüzü artırabileceğimiz ve yaşamımızı düzenleyebileceğimiz bazı bilgiler kazanılmasının mümkün olduğuna inanıyoruz. Eğer bu inanç bir yanılsama ise o zaman biz de sizinle aynı durumdayız demektir. Ama bilim çok sayıdaki ve önemli başarılarıyla bir yanılsama olmadığını kanıtlamıştır. Bilimin çok sayıda açık düşmanı ve aralarında onun dinsel inancı zayıflatmasını ve tahtından düşürme yolunda bir tehdit oluşturmasını affetmeyenlerinde bulunduğu çok daha fazla sayıda gizli düşmanı vardır. Bilim bize öğrettiklerinin çok az olması ve karanlıkta bıraktığı alanın karşılaştırma kabul etmez büyüklüğü ileri sürülerek kınanmaktadır. Ama insanlar bunu yaparken bilimin ne kadar genç olduğunu, başlangıcının ne kadar güç olduğunu ve insan aklının bilimin önüne koyduğu görevleri başarabilecek güce erişmesinden bu yana geçen zamanın ne kadar kısacık olduğunu unutmaktadırlar. Yargılarımızı çok kısa zaman dilimlerine dayandırmakla hepimiz yanılgıya düşmüş olmuyor muyuz? Yer bilimcileri kendimize örnek almalıyız. İnsanlar bilimin güvenilir olmadığından, bugün bir yasa olarak kabul ettiği şeyi, bir sonraki kuşağın bir yanlış olarak niteleyip yerine geçerliliği hiç de daha uzun sürmeyen yeni bir yasa koyduğundan yakınmaktadırlar. Bu suçlama haksız ve bir bölümüyle gerçek dışıdır. Bilimsel düşüncenin dönüşümleri devrimler değil, gelişme ve ilerlemelerdir. Önceleri geçerliliği evrensel olarak kabul edilen bir yasanın daha kapsamlı bir bütününün özel bir durumu olduğu ortaya çıkmakta veya bu yasa ancak daha ileride keşfedilebilen diğer bir yasayla sınırlanmaktadır. Gerçeğe kaba bir yaklaşıklık daha dikkatlice uyarlanmış ancak kendisi de ileride bir yetkinleşme sürecinden geçecek olan diğer bir yaklaşıklık da yer değiştirmektedir. İleride terk edilecek yetersiz varsayımların sınanacağı bir araştırma dönemini henüz başlatmadığımız birkaç alan vardır. Ama diğer alanlarda şu anda bile kanıtlanmış ve neredeyse değişmez denilebilecek bir bilgi çekirdeğine sahibiz. Nihayet kendi örgütlenmemizin koşullarıyla sınırlı kalındığında bilimin öznel sonuçlarından başka bir şey veremeyeceği dışımızdaki şeylerin gerçek değerinin hiçbir zaman anlaşılamayacağı ileri sürülerek, bilimsel çabayı köktence bir biçimde gözden düşürmek için bir girişimde daha bulunulmuştur. Ama bu tavır bilimsel çalışmanın anlaşılması için belirleyici önem taşıyan birkaç unsuru gözden kaçırmak anlamına gelmektedir. İlk olarak bizim örgütlenmiş yani psikik aygıtımız dış dünyayı inceleme girişimi içinde geliştirilmiştir ve dolayısıyla kendi yapısı içinde belirli bir kestirmecilik eğilimi oluşturmuştur. İkinci olarak bizzat zihinsel aygıtımız incelemeye giriştiğimiz dünyanın bir öğesidir ve böyle bir incelemeyi derhal kabullenir. Üçüncü olarak bilimin görevi bu görevi örgütlenmemizin özel niteliğinin bir sonucu olarak dünyayı nasıl algılamamız gerektiğini göstermekle sınırlarsak tümüyle kapsanmış olmaktadır. Dördüncü olarak bilimin nihai buluşları tam da bu buluşların yapıldığı yöntem nedeniyle yalnızca bizim örgütlenmemiz tarafından değil aksine bu örgütlenmeyi etkilemiş olan şeyler tarafından belirlenmektedir. Ve son olarak dünyanın doğası sorununun bizim kavrayışlı zihinsel aygıtımızdan bağımsız olarak düşünülmesi pratik çıkarla ilgisi olmayan boş bir soyutlamadır. Hayır, bizim bilimimiz yanılsama değildir. Ama bilimin bize veremediğini başka bir yerden alabileceğimizi sanırsak yanılsamanın ta kendisi olacaktır.